Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Nasılsınız? Kahvaltılar yapıldı mı? Çaylar demlendi mi? Demlenmediyse, yeni uyandıysanız, şöyle bir elinizi yıkadıysanız, hadi beraber kahvaltı yapalım. Bugünün menüsünü beraber kararlayalım. Önümüz bayram. Acaba etleri nasıl hazırlayacağız? Dolapta nasıl saklayacağız? Kavurma nasıl yapılır? Bunların hepsinin sorusunun cevabı bende bugün. Çünkü neden? Harika bir konuğum var. Bu işte uzman, hem de kadın. Efendim az sonra sürprizimi açıklayacağım. Günün menüsünde neler var? Şöyle bir bakalım. Bayram kavurması yapıyoruz. Domatesli antrikot yapacağız. Tencerede kuzu tandır misler gibi. Cızırtı yapacağız. Et kokoreç. Bakın kokoreçe kadar Nermin'in enfes mutfağında bugün verilecek. İç pilav ve size muhteşem bir tatlı hazırlayacağım. Kaşık pasta yapacağım. Tam bayram öncesi yayını efendim. Tam Kurban Bayramı'na yakışır bir yayın olacak ki yaptığımız, kestiğimiz etleri nasıl değerlendireceğiz? Bütün püf noktalarıyla Semrah Doğan'ı davet ediyorum. Daha önce de kendisiyle program yapmıştık. Engin bilgilerinden faydalanacağız. Semra Hanımcığım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Dostum nasılsın? Güzel dost, eski dost. Vallahi eski dost. 3 sene oldu mu görüşmeyeli? Oldu. Özledim kız. Ben de öyle. Araya bir de Covid girdi. Evden ayrıldık. Semra'yı göremedim ben. Sen bizde böyle kuzuyu yatırmıştın, parçalamıştın falan böyle TRT'de. Güzel bir programdı. Güzel bir programdı. Bayağı da beğenilmişti. Hatta devamını da istediler. Evet. Ama kısmet olmadı. Evet, kısmet olmadı. Nasip değilmiş ama kader bizi yine buluşturdu. Evet, kader diyemezsin. Sen kendin ettin. Ben ettim. Nasılsın, iyi misin? Nasıl bomba gidiyor? Gibiyiz. Bomba gibiyiz. Evet. Hızlı bir şekilde çalışıyoruz. Yeni yer açtın. Hayırlı uğurlu olsun. Kendi mekanımı açtım. Evet, aynen. Kendi mekanımızı açtık. İşte kadın dediğin masaya yumruğunu vurduğunda inletecek. İşte söz buydu efendim. Vuracak satırı, ses çıkacak. Kurban oldum, şuraya baksana burada neler var ya Rabbim, böyle masaya kork bizden der gibi. Serpil de ya, arkadan bu destekliyor bizi. Tabii canım, terpilsiz olmaz. Aynen. Bugün çok güzel oldu. Kurban evet. Öncesi, Kurban Bayramı öncesi etler nasıl saklanır, neler hazırlanabilir, etin dinlenme süresi, her şeyi senden öğreneceğiz. Her şeyi öğreneceğiz, sen bu konuda bilgisin ve uzmansın. 27 vallahi, yıllık tecrübeniz. Genelde hep erkek kasap görürüz. Böyle bir şaşırıyorlar mı seni gördüklerinde? Wow, kadın kasap falan diyorlar mı? Yani şöyle bir 15 yıl öncesi falan bayağı bir zorluklarla o kademeleri açtım. Ama şu anda artık kasap kadın denilince akla Semrah Doğan geliyor. O yüzden sloganım da zaten belli. Kralını tanımam, kraliçe benim zaten. Wow, kralını tanımam, kraliçe benim zaten. Çok güzel olmuş bu gerçekten. O zaman şimdi Serpil'i de davet edelim. Bir de bu arada Semra değil efendim. Semra. Artı H. Evet, sonda H var. Kim koydu ismini? Turgut Özal, Semra Özal aşı anne baba. Hı. O esnada Semra olsun ismini söylüyorlar. Nüfus müdürlüğüne gidiyorlar. Tabii ki yani bundan hani 35 yıl, 36 yıl öncesi. Karışıyor, orada bir H koyuyorlar. Bir daha da hani silme de için ama güzel oldu. İyi oldu. Bu hakikaten farklı oldu. Bu nüfus müdürlüğündeki bu karışıklıklar beni bazen benden alıyor. Allah'tan seninki güzel olmuş. Bazısı kötü oluyor biliyorsunuz. Evet. Aman ya Rabbim oluyorsun. Evet. Yani iyi. Semra farklı. Semra. Tek bence değil mi? Çok yok yani. Yok yok. Aynen Semra. Yok. Ne yapıyoruz ilk? Bayrama yakışır bir sofra hazırlayacağız. Mükellef tamam. Bir sofra hazırlayacağız. Ben diyorum ki hani biraz meşaketi zor olan kuzu tandırla başlayalım. Haydi kuzu başlayalım. Kolla başlayalım. Ben o zaman malzeme listesini sayarken efendim Semra'cığım da malzemelerini Serpil'cim hemen getirdi. Geldim. Cansın kuzucuğum. Tencerede kuzu tandır için efendim gerekli olan malzemeler 1 kilo kuzu kol. 3 su bardağı sıvı yağ, sosu için 2 yemek kaşığı salça, karabiber, yeni bahar, kimyon, tuz, 2 litre sıcak su. Şimdi kuzuyu kestiler. Dağıtılacak yerlere dağıttılar. Kalanıyla da kuzu kol yapmak istediler. Bunu kaç saat dinlendirmeleri gerekiyorlar hayvanı kestikten sonra? Ya da nasıl saklamaları gerekiyor? Dolaba kaldırmadan mı? Bundan biraz bahsedersen Semrah'cığım. Şöyle bahsedelim burayı. Hı. Şimdi hayvan stresli bir ortamdan geçtiği için biliyor, kurban olacağını biliyor. Bundan dolayı o hayvanda bir
o esnada bir gerilme. Stres olacak, bir gerilme olacak ve kesim esnasında tabii etti o bütün gerilme bütün hücrelerine yayılacak. Haliyle bir ölüm sertliği dediğimiz bir olay ete yansıyacak. Eti ilk kestiğimizde o atar görürsünüz mesela. Orada derler evet. Hani halen yo canı çıkmadı vesaire gibi. Ama o etin o esnada o sıcaklığıyla, o stresinden dolayı yapmış olduğu, sıcaklığıyla yapmış olduğu bir tepki değil diyelim. Değil mi o etki tepki, evet anında. Evet, ne yapıyoruz? İlk etapta tabii Kurban Bayramı'nın hani özelliğidir. Hemen yap, illaki tavuk, tencereye dağıt. Girecek, yapılacak. Ama daha sonra yenilecek etler için... onu serin bir yerde artı sıfırla artı 4 derece dediğimiz bir dolapta da olabilir. Tabii. Kapalı ortamlarda. Serin yerlerde. Aynen. Tepsilerin içerisinde. Açacağız böyle. Ha. Güzelce. Mesela şey yapıyorlar. Et morarıyor, kokuyor, kararıyor. Kovanın üstünde bırakıyorlar. Üst üste atıyorlar etleri. Sonra 2 gün içinde daha 2 gün değil hatta 3-4 saat sonra morarmaya başlıyor et. Hemen onu izah ediyorum. Bilakis hani ben 27 yıllık kasaplık hayatımda bununla çok karşılaşıyorum. Hı-hı. Bir kurbanı bile böyle hani bu şekilde telef ediliyorlar. Sebebini söyleyeyim. Et sıcak olduğu için Nermin Hanım eti ilk önce soğutacağız. Evet. Bundan dolayı nefes almasına yardımcı olacağız. Bunu nasıl yapacağız? Tepsilerde alüminyum ya da demir tepsilerde yayacağız. Bunun tepsilerini alalım arkadaşlar. Tabii. Aynen. Tık 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 dizin. Ve de o da soğuk olacak. Yani temas ettiği her şey soğuk olacak. Aynen o. Nefes alacak şekilde güzelce bunu dinlendiriyoruz. 24 saat en geç. Minimum. Tabii. Minimum. Dolabımızda bunu bu tabii kendi yani suyunu bırak, kendi suyunu bırakacaktır. Ondan işte kanını akıttı, muhabbeti vesaire oluyor ama şu da bir gerçek. O kan dediğimiz aslında o etin protein dediğimiz. Besleyici kısmı. Evet, kırmızı protein dediğimiz suyla beraber. Hani hayvanın %90'ı sudur, %10'u da proteindir. O kırmızıdaki kan dediğimiz şey aslında proteindir. Onu da çok kaybetmemek lazım. Hı-hı. Pişirirken hem de. Hem yapalım hem anlatmaya başlayalım. Canlı Serpil'cim kuzu kolunu çıkartalım. Sadece... Serpil'cim. Dakikalarımız var. Burası et dolanacağım. Kemra bana bütün kasabını getirmiş. Şimdi bunu ona ver. Buraya ben bir koyayım. Kenarda dursun. Ver bakayım Kemra o ne? Ver Semra. Bu bir kafes evet. Ay dur. Serpil. Ah yavrum. Evet. Ay. Kuzu kolu ben aldım. Serpil'cim sen onlarla meşgul olabilirsin. İstediğini çıkartırsın. Çıkarayım üstünü örtüyüm şu örtünle. Olur. Peki kızım bu meslekte nasıl sıcak bakıyor mu? Anam kasap ben de kasap çok, olun. Çok. Yani armut dibine düşer derler ya. Armut? Var mı öyle bir gelişme? Izgara maşayı tutuyor. İster misin kasap olmak? Gerçekten mi? Değil mi? Ay maşallah sana. Vallahi bak işte armut dibime düşer. Kızı da burada efendim stüdyomuzda. Evet. Vallahi yetiştiriyor o zaman bir kasap Semra'da. Bence yani eğitim kadar meslek de çok önemli. Kesinlikle. Yani kesinlikle. Hiçbir zaman altın bileziği yapmaya da başlayalım, eksik konuşalım. Bırakmamak lazım. Evet. Şimdi Serpil'cim ısıtalım orayı. Yağ da dökelim. Yaktım ben bunu. Ya da dökelim. İçindeki su şimdi koca bir tencere getirdi Semra bize gelirken. Özellikle kolumuz sığması için şöyle derincene geniş bir tencereye ihtiyacımız var. İçerisine ne kadar yağ koyuyoruz Serpil'im? 3 su bardağı dedi. 3 su bardağı dolu dolu yağ. Şimdi burada püf noktamız ne? Bu kuzu kolu aldık. Ne yapacağız? Ne aşamalar? Hemen yaparak, uygulayarak yapalım. Serpil'cim bunu bir tane kasenin içerisine yine ben baharatları koyacağım. Karabiberimi. Ben alayım karıştırayım. Evet olur. Bir şey kasede sos yapacağız. Tamam, yani bunun üzerine süreceğimiz sıcak bir sos. Sıcak su da alayım Serpil. Evet. Alacağım sen. Tamam. Salçamızı koyduk. Salçamızı koyalım. Karabiberimizi koyduk. Yeni baharımız. Yeni bahar. Yeni bahar biraz daha fazla olabilirdi Serpil'cim. Biraz daha çoğaltabiliriz. Sonra, kimyon az. Kimyon az. Onun yarısı. Tamam, onun yarısı. Şöyle. Evet tuzu dökelim. Tuzumuzu dökelim. Semra bu nedir? Biraz zeytinyağı. İyidir. Zeytinyağı hafif koyuyoruz. Ya sıvı yağ. Zeytinyağdan kastım. Tamam sıvı yağ. Şöyle. Yeterli mi Semra? Yeterli. Bunu güzelce bir karıştıralım. Tamam. Ne yaptın? 3 yıl aradan sonra görüşmek nasip oldu. Bizim işler hep mezbanede. Evet. Tezgahta. He. Salonda. Koşturmaca bir şekilde devam ediyor. Ben bu arada satır vuracağım korkmasınız. Yo vur korkmuyorsun. Ah maşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Hiç korkmadım. Hiç. Ah Semra'ya son bunu TRT'de misafirim vardı yapmıştın. Hem de koca kuzuyu. Şimdi koparmadım. Ay onu sinirlendirmeye de gelmezler mi? Olur pazılar çok iyi. Kudum mu?
Şimdi ben kolumu hazırladım. Kim var ki Semra'nın karşısında? Hiç. Değil mi Semra? Sever Allah. Aslında bir yerde bilmek gerekiyor değil mi? İyi oluyor kadının güçlüsü. Ha? Aynen, kesinlikle öyle. En azından yani bir Allah'a boyun eğiyoruz çok şükür. Aldık bunu efendim. Böyle ne yaptık? Böyle vurduk. Tabii bende güç yok. Üçe böldük. Bunu niye böyle yaptık Semra? Koparmadım. Sadece hani tandır yapacağız ya. Hem tencereye rahat sığsın, hem pişmesi daha çabuk olsun diye. Bir de sosu güzelce yedireceğiz. Tamam. Masaj yapacağız. Masaj yapacağız. Tamam. Evet. Nasıl yağımız, bir masaj? Ne alemde? Sıcak suyumuzu da hazırlarsak Serpil'cim. Hazırlarız. Ben de o esnada da şey yapayım. Şimdi ne yapalım, sosu burada mı yapalım? Evet, bunun evet. Üzerinde yapalım. Aynen. Sen şunu bir şöyle çekeyim. Haydi bismillah. Efendim bıçaklar havada uçuşuyor. Ne yapıyoruz? Sosumuzu açtık. Sıcak suyla güzelce baharatlarla harmanladık. Şimdi bakıyorum. Kuzu kolumuzun üzerine eşit parçalarla böyle satırla vurduk. Şimdi güzelce masaj yapıyoruz. Evet evet. Gördüğümüz gibi kuzu kolunu kuzumuzun hiç... masaja ihtiyacı var birazcık. Evet evet ama lezzetlenebilmesi adına. Sevgimizi kataraktan. Sarımsak falan da olur mu buna? Ya bunda yani bu olur. Şeyde iç pilavı yapacağız ya. Onu tamam. Da biraz hani kullanacağız. Pilavın şeyini biraz bozar ama olmaz mı? Olabilir yani, sevenler için neden olmasın? Olur, olur. Tabii. Evet. Güzelce masaj yaptık mı? Yaptık. Yaptık. Yağımız hazır mıdır Sarıcığım? Şey, biberi attım ama bir şey göremedim. Ay ben şu şey evet, klima şey çaktığı için alttan efendim küfürüyor. O yüzden yağımızı serin tutuyor. Sence daha? Yok, daha olmamış. Evet, evet olmuş. Birazcık kızması lazım. Keşke onu yayından önce otursaydım. Ben açtım aslında önceden, biliyor musun onu yine ama. Evet, sonrasında ne yapacağız? İkinci bunu kızartacağız. Aşamada. Tamam, bırakalım yavaş yavaş. Olmuş bence. Evet. Kuzu kolumuzu şöyle bir bez alabilir miyim, göstereyim? Tencerenin içini görebilir miyim? Dur, elini yakacağız. Evet, kameramanlarımız burada. Size en detaylı görüntüyü. Bakın şöyle. Evet, gözüküyor. Bol yağda. Bol yağ. Bakın şöyle kandırdığım için yağ şuralara geldi. Ama şu an bol yağda şöyle eşit miktarda kuzumuzun kolunu kızartacağız. Bunun özelliği böyle bol yağda değil evet, mi? Evet, güzelce bunu normal hani bir yağda balık alalım Serpil'im. Yağda balık kızartır gibi bu tamamdır evet. Yağda balık kızartır gibi. Kızartır gibi aynı. Püf noktası. Tamam, onu ben bir alayım şu tahtamcığım. Tabii tabii, ben böyle bırakayım. İkinci olarak neyle gideceğiz? Bunu bir çevirmeye devam edeceğim. Çok özür dilerim. Bir şey alayım. Salçalı olunca artık. Tabii salçalar, yağlar. Aman Allah'ım. Kurban Bayramı'nda olmazsa olmazı et pişirme yöntemleri. 24 saat. Bunu bu şekilde aslında böyle soslayıp bir gece dinlendirseler nasıl olur? Gerek var mı? Kızarttığımız için hani ha. o şekilde değil gerek yani. Gerek yok. Aynen tamam. Aynen. Ya yani zaten hani kızartma kendi bir tadını da veriyor. Kendi lezzetini veriyor. Benim mezanım. Çok güzel gözüküyor hakikaten. Koparmadım. En son biz bu iç pilavını yaptığımızda bunun üzerine yine bütün bir serpiştirdim. Özellikle böyle pişiriyoruz. Tabii tabii tabii. Bak ne güzel tencereyi de ısırdı. Hani evde... Tam pişecek mi? Yani. Kızar... Yok. Yok. En azından hani kasaptan yardım alındığında kolu bu şekilde parçalamalarını da söyleyebilirler. Doğru, evde zor olur yani. Fırına girecek mi ekstradan? Hayır. Girmeyecek. Zaten fırınla hiç uğraşmayacağız. Tencerede tandır yapacağız. Yani bu pratik bilgi. Bir özel günlerde, bayramlarda özellikle. Böyle eti tam pişecek mi? Tel tel ayrılacak. Yok, kızartsa kızarttığımız takdirde yeterli olacaktır bize. Oluyor. Yani evet. İyi pişiyor. Yani değil dışarıda mi? O hani tandır havasını vereceğimiz bir kızarıklılığı yakalamalıyız. Tamam. Yani bir hani tavuk çevirme gibi veya dediğim gibi balık hani, kızartı gibi. Hani çiğ eti çok sevmeyen oluyor ya, o yüzden diyorum hani tam pişmiş olabilecek şimdi, mi? Şimdi onu şöyle söyleyeyim. Onun için. Bu yağla devam etmiyoruz. Şimdi birazdan ben bunu sıcak su ilave edeceğim. Bu artık şeyde yağ, bu yağı eksiltmiyoruz. Burada bir mühürleme tekniği aynen gibi bir şey yaptın. Başka bir tencereye alıp pişirmeye devam edeceğiz. Aynı tencerede için. Devam edeceğiz. Ha, burada edeceğim. Aynen. Aa. Hiç uğraşma, hiç gerek yok. Başka şeylerle hiç uğraşma. Oo, harika. Süpersin. Malzemelerin hangisidir tatlım bir sonrakini? Şeyi geçiyoruz değil mi? Antrikot, domatesli antrikot. Evet, ona geçelim. Evet. İçinde bir tane Serpil'cim, bir domates soyarsan.
Hemen küp küp doğrayalım. Hemen ben bunu söylerim onu. Biberlerin başını sonunu alsan yeterli. Biber doğranmayacak. Domatesli antrikot yapıyoruz. Evet, güzel bir antrikot. Domatesli antrikot için gerekli malzemeler 500 gram antrikot, 1 adet domates, yarım çay bardağı sıvı yağ, 3-4 adet sivri biber ve tuza ihtiyacımız olacak. Çok basit. Bu da çok pratik bir tariftir ve özellikle bayramlarda olmazsa olmaz diyebiliriz yani. Orada kesme bence, et tahtası ya sertilim o. Yok, bu tarafa alacağım zaten. Oradan. Yok yok, onu da istemiyorum. Soyacağım sadece zaten. Ha, tamam. Tamam. Sağ ol canım. Nermin Hanım bakın ne güzel. Vallahi pembeleşti. Oh mis mis. Kızarmaya başladı. Kendin mi istedin bu mesleğe girmeyi Semra? Ben böyle bir hevesin var mıydı ya da vardı, ailede vardı, olan? Vardı. Heh. Aileden mi geliyor? Hayır. Yok. Yani ailemde kasap yok. Heh. Herkes masa başı işlerde. Biz 11 kardeşiz zaten. Tamam. O 11'in onu normal, o bir farklı olan bir benim. Ben her zaman böyle ailede bir tane çıkıyor. Nerelisin? Ardahan. Ardahan. Ardahan Göleliyim. Selam olsun Ardahan'a. Vallahi bizim orada hayvancılık... Nasıl gelişti durum? Birinden mi özendin, bir ışık mı? Yani şimdi ben sabah uyandım, hadi ben kasap olacağım. Böyle bir şey olmaz yani. Yani bu nereden içinde böyle bir şey? Yani şöyle çocukluktan gelme bir şey. Yani çocukluktan doğulan bir ilgiydi. Zaten bir ilgiyle sürekli eskiden çocuklar top oynamaya giderdi. Ben kasaba giderdim, o kasabı izlerdim. Ne yapıyor, ne ediyor diye. Güzel. Evden kaçardım yani. Güzel. Velhasıl çok eskiden... Kasapta demiyorlar mı? Kızım niye geldin sen gene buraya? Vallahi alışmışlardı artık. Ben de çok aman güzel. Böyle bir yardım edeyim. Boyun da yetmiyor. Kasalardan böyle destek alarak. Harikasın ya. Bir şekilde kendimi sevdirdim. Yalnız ekrandaki görüntü, ekrana gözüm kaydı mı? Çok güzel ya. Renge bakar mısınız efendim? Yani of diyorum yani. Semra bu işi biliyorsun. Sonra diyorsun öyle küçüklükten gelen başladı, bir... Başladı evet bir artık... Peki aile kızdı mı hani tabii ne kasa bu kızın tabii falan? Tabii ki. Yani çünkü kız çocuğusunuz ve sürekli elin kesiliyor, parmakların kesiliyor. Yara bandı yani bir peçete selpak gibi sürekli cebinde. Haliyle aile kızıyor. Bugün bırakır, yarın bırakır derken... Artık beni haline getirdin. Aynen, beni bıraktılar artık. Şimdi beni ne bende diyorlar? Ya şimdi gurur mutlu diyorlar var, tabii. Yani çünkü ya. Bu istikrar, bu kararlılık küçüklükten geldiği için tebrik ediyorlar. Yani neymiş efendim, çocukların arkasında duracaksınız. Sahip olmak istedikleri mesleği de yapacak bir şey yok. Kendi hayallerimiz değil, onların hayalleri tabii ki. Sonuç olarak. Tabii. Anne baba olarak da arkalarında durmak zorundayız. Kesinlikle. Vallahi ekrandaki tablo şu an beni benden alıyor Semrah. Vallahi. Beni de. Bunun bir de sonunu düşünelim. Şimdi Nermin Hanım. Efendim. Yağa baktık. Salça artık yağın Nermin içerisinde. Nermin'cim diyebilirsin bu arada. Biz seninle dostlusunuz. Evet öyle. Şimdi programda şey yaptık. Şimdi artık yanmaya başladığı için salça da yanmaya başladı. Kıvamına gelmiş demektir bu. Şimdi yağın rengi gözüküyor şu an bariz ekranda efendim. Rengi döndü yağın. Evet. Bu aşamada su mu koyacağız evet, hemen? Evet, şimdi şöyle bakın. Döndürü ara. Aman yarabbim. Vallahi mis gibi koktu. Efsane ötesi bir tablo şu an. Sıcak suyu alabilir miyiz? Bugün ete doyacağımız bir gün. Tam Kurban Bayramı havası. Tam sıcak Kurban Bayramı sıcak. Öncesi. Tamam. Arife gibi, Arife programı gibi oldu. Şimdi efendim eti... Kuzu kolumuzu önlü arkalı salçalayarak güzelce kızarttık. Şimdi suyu veriyoruz. Bakın bu aşama önemli. Kayboldu. Yanıyor yanmakta olan. Dumanların içinde görebiliyor musunuz? Nermin'in enfes mutfağında enfes bir şov var şu an. Gerçekten evet, harika. Vallahi. Şu an... Fokurdamayı görüyorsunuz. Lezzetlerin üst seviyeye çıktığı tablo ve görüntü. Allah harikası. Şimdi içi bunun pişecek mi, çiğ mi kalacak sorusunun cevabı geldi. Şimdi ne yapıyoruz? Ağzını kapatacağız. Oh. Biz bunu 1 saat 15 dakika minimum, maksimum 1,5 saat pişmeye bırakıyoruz. Anlaşalım. 1,5 saat pişiriyoruz. Evet. Bu tamamdır. Semra 1 saat 15 dakika. Ben 1,5 saat dedim. Ortada buluştuk. 1 saat 25 dakika. Tamam. Nermin'cim bir şey daha söylüyorum. Bunun suyuyla da ne yapacağız? Değerlendireceğiz. Hı. Bunun suyunu alacağız. Tamam. İç pilavı.
yapacağız. Aa, suyuyla da iç pilavımızı yapacağız. Evet. Tamam. Evet. Çok güzel. Şimdi kapatıyoruz. Geçelim ikinci tarifimize. Şimdi domatesli antrikot dedik. Evet. Etin ne kısmı kullanılır? Tavayı koyalım, ısıtalım. Hangi kısmı kullanılır? Seninkileri mi bunlardan? Şunları, şunu alalım. Etin hangi kısmını kullanacağız? Antrikot dediğimiz büyükbaş hayvan antrikotun. Gösterelim hemen. Hemen getiriyorum, hemen getiriyorum. Hem anlatalım hem yapalım ki pişsin yemeklerimiz. Evet. Babalarımız sığdırıcısı. Geldi. Allah'tan ocağımız büyük. Bir de küçük olaydı. İşte Semra, geliyorum. Tamam, süpersin Serpil'im. Şimdi aldık. Bu kısım ne kısmı? Bu antrikot, bu büyükbaş dananın sırt kısmı, boyun sırt gerdan kısmı. Kısmından hemen sonra başlayan kısmı. Sırt kısmı lezzetli olurmuş. En lezzetli derler. Tarafı. En aynen. Lezzetli yeri şurası böyle, orta yağlı. Evet. Allah. Güzel. İnşallah. Ama şimdi biz kesiyoruz ya, evet. Geliyor et parçalanmış halde. Biz onu bilemiyoruz, hangi yeri antrikot, hangi yeri kol. Nasıl anlayacaklar? Bunun için ne yapacağız? İyi bir kasabımız olacak. Ben her zaman söylüyorum. Kasap kasaplar çok önemli. Kasaplar da uğraşmak istemiyor. Kurban Bayramı sabahı bir kıyma çektiremiyorum. Buradan kasaplara selam olsun. Bize kötü davranmayın diye kıyma çektireceğiz alt tarafı diyor. Sen de böyle yapıyorsun. Yok hayır. Yok. Benim yani kasabalar... Sana geleyim olmadı. Sen yap benim kıymamı. Ben her zaman diyorum. Yerim ben seni. Her zaman diyorum. Şimdi antrikotu... Bu değişik bir şey olacak. Normalde antrikotu hep ızgarada vesaire şey yaparız ya. Ah ne güzel kesiyor. İncecik. Bunu ince keseceğiz. Bunun bak, özelliği evet, bu olacak. Evet, ince olmasıdır. Ay mermer deseni gibi içi var ya. Şey gibi. Neydi? Yiyoruz ya, pastırma gibi. Mozaik. Mozaik dedi. Ha, zaten pastırma bundan yapılıyor. Değil mi? Tabii tabii. Çemeni bunu dışına kaplatılıyor. Bu yüzden lezzetli oluyor. Evet. Şimdi biz tavamıza bu sırt kadar yetecektir. Şimdi bunu... Nasıl pişireceğiz? Önemli olan bu. Şimdi, kaç saat dinlendireceğiz? Mesela bunu yeni kestik diyelim. Kaç saat bekleyeceğiz? Bunu normal dolapta tabii dinlendirme teknikleri de çok önemli. Mesela bu etin dinlenme süresi şu 20 gündür dışarıda bekletilmiş bir et. Tam kıvamına 20 gelmiş. 20 gün bak. Evet. Hı. Normalde bu ölüm sertliği dediğimiz hani etin tamamen kendisini bırakma anı 21 gündür. Hı. Ama tabii bunu yine bilir kişiler yapacak. Yani bunu evde ben yapayım derseniz hani biraz olmaz, eti yapalım. Şey yapar. Eti de mundar ederiz. Evet, yani bu da 20 günlük bir dinlenmiş bir antrikotumuz. Hı hı. Evdekiler ne yapacak? Hani dananın sırtını ola ki güzel bir kasaba denk geldi. Kasaba rica etti. Hani bana bifteğin antrikotunu ayır dedi. Güzel bir kıyak yaptı. Bu eti ne yapacak? Dolapta aşağıda ilk önce yaklaşık böyle bir 5 gün, 6 gün çevire çevire. Yani böyle bu şekilde şey yaparak. Bir yandan da yapalım canım. Şimdi direkt atacağım. Aa direkt ısınmış. Direkt atacağım. Domatesim hazır mı Serpil'cim? Soydum. Şeye ha, tamam, koymayacağız değil mi ya? Yok. Şimdi bu antrikotun güzel bir kısmı hep yağ kendinde olduğu için. Hiç şeye gerek yok. Ben bunu ortadan ikiye böldüm. Bu benim bu arada bu yapacağım şey benim izinli günlerimde benim kızımın da çok sevdiği antrikot. Ne şanslısın. Yani bu bak. Sabah kahvaltısında ne kızının adı? Didem. Didem çok şanslısın. Didem diyor anne gel. Didem. Diyor. Evet Didem. Çok i̇ki güzel. Gözüm anlama iki gözüm. İki gözüm. Evet. Şimdi tava ısındı bu tavanın zaten Didem. Sıcaklığıyla. Evet. Tavanın sıcaklığıyla üst üste attık. Şunu deneyelim. Artık gözü kapalı atıyor Semra yani. Hiç önemli değil. Ben bunu diyor her halükarda yapacağım zaten diyor. İşte. Çok mesela yanlış bir bilgi var. Sürekli su koyuyorlar. Suyun üzerine eti koyuyorlar. Asla. Ha, bu arada hazır Kurban Bayramı gelmiş. Onu da söyleyeyim. Kesinlikle eti yıkamasınlar. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kıymayı yıkayanları da biliyorum. Ben onu da biliyorum. Sakın lütfen. Tabii ki. Tabii. Yani çamaşır suyuna basmıyorum ama en azından. Ya ama suyu da değdirmeyin. Yani kesinlikle yok. Bunun kendi suyu var. Ben şu anda mesela desteğimi bunun kendi suyuna, etin kendi suyundan alıyorum. Siz o suyu koyuyorsunuz ya. Bu suyunu bırakamıyor. Yani orada bir laşkalaşma oluyor. Eti şimdi, hem sertleştiriyor. Neden yıkıyoruz aslında biliyor musun? Kurbanda maalesef toplu böyle kesildiği için birçok kişinin eli değiyor. Bunlar olur mu? Ve o el değince olur. İster istemez et yere düşüyor hocam. Evet evet. Et tüy yapışıyor, kirpik oluyor, kaş düşüyor bilmem ne. Ya tamamen psikolojimizi rahatlatmak adına şöyle bir 3-4 su yapıyoruz. Çok fazla değil. Yani 3-4 suda su. Yiyoruz vitamini.
Ben yani şöyle söyleyeyim, tabii etin kemikli et olduğunda satır da güzel vurmuyorlar. Evet. Oradaki yoğunluktan dolayı tamam, kemiği falan geliyor. Orada ne yapacağız? Haşlama yapacağım bir yemeği, tamam. Hani içiniz rahat değilse ama işin gerçeği... Bak bu da güzel, doğru. Haşlamaya önden yapılabilir. Hani yıkayıp vitamini öldürmek istemiyorsanız haşlayınca öyle üstünden öyle köpük köpük kara suyu çıkıyor ya, evet, efendim. Evet. Onları böyle kevgirle alabilirsiniz. Doğru. Evet. Sonra da süzmek gerekiyor. Tabii tabii. Yani bak, en azından bu da yıkamayla, yani biliyorsunuz kaynayınca bir şeyler de ölüyor ya, mikroplar falan. Yapacaksanız onu yapın. Zaten et, yani bu şu sıcaklıkta hiçbir mikrop burada dayanamaz zaten. Hepsini gönderdik. Ne mikrobu? Yani. Korona ile aran nasıldı? Dur, orada kesme. Tamam. Hı, tamam. Ben tamam, burayı vereyim tatlım. Olur. Sebzeleri orada yapalım. Korona ile nasıldınız? Korona ile nasıldık? Ben bol bol ilik suyu içtim. Tabii. Bol bol. Ben zaten benim restorantıma gelen misafirlerim de biliyor. Gelir gelmez ilk onlara... Oldu mu korona? Yok. Ha, çok şükür. Ben olmadım. Çok şükür. Yani en azından olmadığımı biliyorum. İyiydik. Ben de öyle bir grip gibi oldum ama herhalde değildim. Yani yaptırdık çünkü çıkmadı tahlillerde falan. Değildik herhalde Serpil. Yok canım, Allah vermesin. Şimdi aşımızı olduk. Sen oldun mu Sema? Yok. Ya onu da muallakta yani, bilmiyorum. Projemle alakalı bir şey. Biz vallahi ne bileyim, olduk işte, güveni aldık kendimizi. Ne yapalım çevremizdekileri. Protein çok önemli. Bence vücut direnci çok önemli. Ben bu süreci çevremdekilerle beraber hep protein yiyerek, ya proteinli şeyler, illa hani et herkesin alabileceği bir şey olmuyor. Artık ondan çıkmış bu durumda. Evet. Et yenilemiyorsa kasaplardan kemik alınıp kemik sulu etler yapılabilir. Yapacak bir şey yok. Ben zaten pandemi boyunca da o kısıtlamalarda her zaman söyledim. Gelip hani hiçbir yer alamıyorsanız gelin benden bunu söyleyin. İhtiyacı olan kişileri gönderelim. Ama muhakkak proteini evde eksik etmeyelim. Çünkü bağışıklık sisteminin dinç olması çok önemli bir şey. Nermin'cim. Yokum gibi oldu böyle. Evet, şimdi mevzu ne? Karamelize oldu. Bu et. Kendi kendi suyuyla. Tavamızın zeminde bir böyle karamel rengini almaya başladı. Kendi yağ, ekstra bir yağ eklemedi Sevda. Ama ekmeği banarak, ben yemeği seviyorum diyenler ben olur. Ben seviyorum ama diyetteyim, banmayacağım. Ama bir şey söyleyeyim. Şu anda bu etin kendi yağ, kendi suyuyla yapıldı ya. Biraz sonra domatese de pişecek. Bir de şey diyorlar Semra ya. Tuzu eklersen diyor sertleşiyor. Öyle bir şey var mı? Tuz her zaman en son. En son. Doğru yapıyorsun. Evet. Şimdi bu çok güzel bir şekilde oldu. Ha bu arada Kurban Bayramı, bu benim dinlenmiş et. Kurban Bayramı'nda kesilen hayvan serttir. Dediğim gibi. Ondan artık ot olmaz. Yani dinlenecek. Şimdi ben o misalde gidelim. Biraz su var mı? Çok güzel. Bakın o yaktığımız yerlerdeki lezzet başka oluyor. Yani, zeminde, evet, tavada karamelize olan. Oo. Nermin'in enfes mutfağında. Çok bayram var gibi bir program. Ekmeği banmak isteyenlere, bir saniye. Evet, ekmeği banmak isteyenlere, zayıf ve ince narin olanlara. Bizim gibi. Bizim gibi. Birazcık yağ gezdirdik mi? Gezdirdik. Bu ekmeği banmak isteyenler ama diğer türlü zaten domatesi ilave edip de kapatabilirdim konuyu. Çok güzel koktu. Sadece Semra. Evet, değil mi? Şimdi ben hep yedin şey diyorum. Yedin sen beni bugün. Nermin'cim, ben hep diyorum ki güne proteinle, vitaminle dinç bir şekilde başlamak lazım. Sabah kalkıyoruz, kavurma yiyoruz. Mümkünse tabii. Tabii canım, antrikot yiyoruz. Benim sabah kahvaltım böyledir. Tabii bunu tutmak kolay değil öyle. Her canım, sabah kahvaltı değil yani. Haftada bunu bir gün iznim var. Bunu tutmak kolay değil Semra. Bunu böyle gerçekten güç ama lazım. Ama samimiyetimle söylüyorum. Hani en iyi eti hep kasaplar yer diye söyleniyor ya. Gerçekten şunu sallamak bir meziyet, bir güç ister. Yani biz misal söyleyeyim, sadece sebzeyle falan ayakta duramayız. Yani bir müddet sonra şeker düşer, Allah muhafaza. Aman. Yani o yüzden kasap yemeğinde et olmazsa o kasap yemek dahi yemiyor yani. Böyle bir şeyimiz var. İlla sabah öğle akşam protein yok. Evet. 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 Şeyi çekiyor şu anda. Son suyunu da çekiyor. Birazdan hiç şey de katmadım. Kendi sonra şeyle mi, kokoreçle mi devam edeceğiz, cızırtıyla mı? Şimdi cızırtı da burayı kullanırız. Cızırtı. Bu bitecek mi? Bayram kavurmasını yapalım. Bayram kavurması yapalım. Bence de. Bayram kavurması için malzemeleri alalım. Ha, ne vardı Nermin içinde, bana bir söyle. Kuzu etimiz var. Arpacık, soğan ve tuz. Evet, başka bir şey yok. Çok basit.
Hep şimdi basitten gidiyorum ben. Kavurma deyip geçmeyin efendim. Bayram kavurmasını yapmayan hanımefendi yoktur ve gerçekten ben böyle çok uzun saatlerce pişiriyorum. Böyle tel tel oluyor. Şimdi o vitamin anlatacağım. Falan kalmıyor biliyorum. Ama çok lezzetli oluyor. Böyle gördük büyüklerimizden. Büyükler böyle yapıyordu ama sence doğru bir yöntem. Böyle bir saat ben pişiriyorum onu. Ya etten, İyice böyle yağlarını da yıkıyorum. Etten ete... Oo. Ama nerede kavurması güzel oluyor Semra. Çok nasıl? Güzel olur benim kavurma. Nerede kavurması çok güzel oluyor. Ya uzun bir süre oluyor ama yani şöyle. Niye kimi sürüyor yeminle. Ya tamam ama ya. Ya tamam ama yani doğanın kanunu bu değil yani. Güzel olabilir. Ama güzel Nermin'cim. Domatesi verdik. Yangınlar mutfağımızda. Yine yangınlar var bugün. En son bir evet. Şey yapmıştık değil mi? Evet yapmıştın o. Yap gene yap. Dükkan seni. Yapacağız. Bak bunu severiz bu görüntüyü. Alev alev yandığımı görüyorsunuz. Şimdi bu yemeğimiz de bitti. Son rütüş. Ay maşallah. Bu da bitti. Pratik gidiyoruz. Pratik. Et aslında et yapmak zor değil. Bayram kavurması deyip geçmeyin efendim. Bütün püf noktalarını Semra'dan öğreneceğiz. Bildiğiniz bütün kavurmaları unutun. Benim verdiğimi de unutun. Şimdi Semra'a odaklanıyoruz. Evet Semra'a odaklanıyoruz. Anlat bacım. Şimdi ne yapalım? Etimizi getirelim. Kavurma için etin neresini kullanın? Ah kaptı bir kol daha geldi vallahi. Bu şey bu ne kol? Arka kol diyelim. Bu da arka kol. Yani arka kuzu butu. Ah yavrum benim. Heh. Büyük de bir kuzu ucuymuş herhalde değil mi? Bu yok. Bu şöyle söyleyeyim. Bir 13-14 kiloluk kesildikten sonra 13-14 kilo yani canlı kesilmeden öncesi bir 25-26 kiloluk bir kuzu. Şeydi. Evet, kuzuydu. Kuzu. Üzülüyorum böyle de konuşunca ya. Sen evet. Nasıl alıştın böyle şeylere? Ben çok bu arada ben inanılmaz bir hayvan severim. Yani evet. Benim beslediğim sen. Kediler evet ben vallahi hayvan severim dedi ama kadın kuzu kesiyor her gün. Ama şöyle söyleyeyim ya bir de öldürdün beni gülmedi. Ya sen de beni öldürdün. Yani böyle bir kötü sen bir de beni öldürdün. Ama ne yapacaksın? İşin bu. Protein yemeden oluyor mu? Olmuyor. Semra. Olmuyor. Bak nasıl yaptı? Dur bunu çekelim yakın. Bak burada bir şey yaptı Semra. Ne yaptın arkadaşım orada? Eklem yerinden ayırdım. Tam o kıkırdak kısmını gösterelim mi kameraya? Görmedi çünkü orayı. Bakın şurada bir kıkırdak kısmı var. Ay tutayım bari. Yani şöyle buradan girdi bıçağı. Şuradan girdiğiniz anda da zaten geldi gerisi. Evet. Tamam bunu da gösterdik. Bu kuzu ince kısmımız. Bu arada şeyde ete de bir ara bakalım. Evet. Bu da yaklaşıyor. Şimdi ama tuzalım. İşiniz zor biliyor musun gerçekten? Tabii ki. Hiç kolay bir iş değil yani. Ve bizim için çok önemli bir mesleği yapıyorsunuz. Dediğim gibi insan proteinsiz yaşayamaz. Doğru yerleri tercih etmek gerekiyor. Et pişirme yöntemlerini doğru bilmek gerekiyor. Yer de açmışsın. Evet. Gelip inşallah satmak isterim. Bekliyorum. Ne yaptık biberleri böyle uzun? Hiçbir şey yapmadım. Süper. Ortadan ikiye böldük. Domates erisin diye çok az bir su daha koyalım. Efsane olduk ya. Var ya. Of. Çok az. Sen tamamdır onu. Tamam. Sadece biberler ölsün diye bir son buharlaşma olayını yapıyoruz ve bitti. Bayram kavurması için efendim 1 kilo kuzu eti, 250 gram arpacık soğan ve tuza ihtiyacımız olacak. Sadece 3 malzeme ile güzel bir bayram kavurması geliyor Semra'dan. Hangi tencereden yapıyoruz? Şimdi bütün kavurmaları unutalım dedik. Bütün kavurmaları unutalım dedik. Sen bize ne püf noktaları vereceksin kavurmada? Şimdi kuzu etinde kemiklileri zaten bir yerde haşlayacağız. Bu arada kavurma yaparken bunu da ya da kemikli kısımlarını ufak ufak yaparaktan yine kavurmamızın içerisine dahil edersek daha lezzetli. Tabii lezzet olur. Bir de yani kurban telaşesinde o kurban bayramı muhabbetimiz yerini bulur. Tamam. Şimdi bunun bir orta kemiği var. Orta kemiğini yakından çekiyor kameramanımız. Bakın ağırdan alıyorum. Şuradan aldık. Sen ağır ağır yap. Sen hızlı yapıyorsun. Elin çabuk. Evet ben o zaman yavaşladım dediğim süpersin. Gibi. Canım şimdi, benim. Bu arada ben şimdi kavurma yapacağım için kemikte çok fazla et bırakmadım. Bunları kesinlikle ya, şey yapmıyoruz. Bunları çorba yapın. Mercimek ki. Çorbası. Tabii kemik ki. Suyuna mis. Tabii ki. Ha evde bunu kırmak istiyorsanız yine sert böyle satıra benzer bir şeyle. Yani çok vurma yok. Bir. İki. Üç.
Bitti. Ay ne ben güzel yaptın. Ya ben şey görüyorum o kırılmaz. 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 O şekilde kırılmaz. İki kere arkaya, iki kere öne. Ortadan gitti. Gel. Çatlatma yöntemiyle. Evet, Nermin'cim bitti bu. Yemeğimiz hazır. Tatlım gel. Burada alalım mı? Gel bebeğim buraya. Bunu yapalım. Hadi bismillah. Şeyi koyabiliyor muyuz? Şey bir kaşık versene Sertin. Dur onun kaşığı burada. Semra'cığım al. Şuradan bir alayım. Aman yarabbim. Antrikot yaptık. Misler gibi şu an mutfağın kokusu efsane. Yarı yerde böyle yapışma var, o karamelize. Çok güzel bir bu çok önemli. Kaldı. Yani şu o çok önemli evet bence de. Şimdi tahtayla devam o edelim. O şu an var ya o tam ekmeği banmalı kısım. Evet. Yani yutkunuyorum şu an çünkü bu tablo benim karşısında. Benim ekmek. Yok diyetteyim yemeğim. Tamam yeme peki. Beni sıyırsın o domatesleri de pek bir güzel gözüktü. Oh mis, ekibim yesin. Evet. Vallahi harika. Hemen Serpil onu su tutuver de tavamız ısıtaralım. Evet hemen ıslatıyorum. Bakın efendim yumuşacık, lokum gibi oldu. Hatta şöyle bir göstereyim mi etin yumuşaklığını? Serpil bizim bıçaklarımız kalmış. Solda, en solda. Gel gel gel. Şöyle bir bakalım. Not vereceğiz. Yağsız kısmından tercih ediyoruz. Ya gitti zaten ya de. Ya gitti de olsun ben. O diğeri de B12 yani gitsin kullanmayayım evet, dediniz. Evet B12 bende unutkanlık var. Ben ondan herhalde B12 yemiyorum. Ya ben zaten hani neden başta şey yaptım dedim bak, ya böyle bir tepki gösterdim ya o tepki oradan geliyor sadece. Hemen tadıyorum. Lezzete de bakalım. On üzerinden 10. Bak hiç çiğnemeden yuttum. Ben böyle seviyorum işte. Peki, tam pişmiş. Evet her şeyle pişmiş. Lezzeti, aroması. İçine koyduğun her şey tam böyle tuzlu tadı. Hani şey yaparsanız da ekstradan tuz ekersiniz. Buna hiç gerek yok. Tam elin kantarı olmuş. Harikasın bebeğim. Teşekkürler. Şükersin. Bayram kavurması. O şey de güzel. Tenceremizi. Şimdi bayram kavurması dedik. Serpil'ime veriyorum bunu masaya gönderiyoruz. Şimdi. Bayram kavurması deyince nelere dikkat edeceğiz? Bayram kavurmasında tenceremiz bir yerden ısınırken bu arada senin özellikle attığın şeyler benim burada kurtuluşum olacak. Hani yağlar. Allah hepsini alıyor. Hiç gram bırakmıyorum kavurmamda ya. Yemiyor çocuklar çünkü benim. O zaman ne yapacağız? Şu şekilde yemeyenler için ben şu anda bir pratik bir şey göstereceğim. Tamam, ben göster. Hani onu duydum. Ona istinaden bir çözüm arıyorum. Tamam. Çözümü hemen gösteriyorum. Evet. Şimdi çocuklar yemiyorsa ne yapacağız? Çocuklar yemiyorsa yani yemek yağlı kısmını. Evet. Hı. Şimdi yemiyorlar değil mi? Evet. Küçük küçük koymaya gerek yok. Atın böyle. Ben sonra çocuklar tereyağı ekliyorum. Onu ekleme diyorsun. Şimdi bunu koyduk. Bunu yağ eritelim. Eriyor bak. Bak işte vücudumuzdaki fazlalık yağlar da böyle. Hayır. Evet evet. Hepsi. Direkt aklıma geldi. Yemeğin yağlı mağlı. Nermin beni de tavaya mı koysan acaba? İki döndür. İki döndüreyim böyle cızbın. Kızı kazana sığarsın sen diyor yüksel. Nasıl? O yüksel beye söyle. Söyle bu bebeğim izliyor bizi. Allah'ım. Şimdi. Yağsız olalım ne olur. Yok olacak. Olmaz kendini, değil mi? Olmaz. Kendini görmüyor bana oradan laf yetiştiriyor. Evet, bekle. Şiddetle kınıyorum. Şimdi kapatabilir miyiz ağzını? Ay ağzını. Altını değil ağzını. Ben bir panikle aldım. Evet. Şimdi yağımız burada. Serpil şaşırdı. Neye uğradığını şaşırdı Serpil. Ne yapalım Serpil? Şimdi etimizi kesmeye başlıyoruz. Diyorlar ki hiç bu kadar diyor sessiz, sakin, kenarda tırsık duran olmamıştı. Ama Semra var korkuyorum. Bak kızı kızdırmaya gelmezler mi? Allah şunu şöyle sallayıp havada tutabilirsin herhalde değil mi? Allah evet, vermesin. Geliş. Herde onu da yaparız. Yaparız diyor bana. Sen doğru annem doğru arkadaşım canım seni severim bilirsin. Biliyorum biliyorum. Ha, bol bol. Biliyorum canım biz. Eski bir hukukumuz var. Var yani. Var. Evet efendim, kavurmalık etlerimizi hazırlıyoruz. Bir yandan fazlalık yağları tencerenin içine attık ki çocuklar yemiyorsa böyle bir şey gelmesin diye onları eritiyoruz. Yağını alıyoruz. Aç Serpil'cim. Gel. Kavurmaya gel. Bayram kavurması Kanal 7 ekranlarında Nermin Nefes Mutfağı'nda. Bütün bildiğiniz kavurmaları unutuyorsunuz.
vitamini, proteini içinde. Çok değil mi? Vitaminini kaçırmadan. Kesinlikle her şeyle. Bütün protein, vitamin, kolajen, lezzet hepsi bir arada olacak. Kolajen. Bak cildler gençleşsin istiyorsunuz. Gergin ve güzel gözükmek istiyorsunuz. Yağları atmayacağız. Ya her eti zaman yıkamayacağız. Ama ben yıkarım, siz benim gibi yapmayın. Ben kapa yıkarım. Ya, yıkama yok. Yok. Yıkama yok. Yok. Tamam. Yıkama yok, yok. Yıkama dedi yıkama kadın yok. Yani. Yani yıkama yok. Kim dedi onu yıkamayı? Şimdi Nermin'ciğim bu kemikleri gördüğünüz gibi. Şimdi üçe böldük kemiklerimizi hocam. Evet, kavurma yapıyoruz. Açalım. Açalım Serpil Hanım. Serpil'ciğim. Oh kapattı. Gördüğünüz gibi bütün koktu. Lezzetler bir arada. Bütün lezzet, bak bu yağ, ziyan etmeyelim, aç onu. Yağ ziyan olmaz. Yağ kaçmış. Evet. Bu da tamam. Gel Semra'cığım. Şimdi arpacık soğanlarımızı alalım. Yalnız çok şeyiz bugün. Nermin'cim, Semra'cığım, Serpil'cim. Kızım kötü bir şey söyleyin. Cim kötü bir şey yok, kötü bir şey yok. Evet, sıkıntı yok burada. Semra'da her şey asayiş başlamak. Bir şeyde tahta kaşık alabilir miyim? Tahta kaşık. Şimdi ne yapıyoruz Semoş? Hemen verdim. Şimdi bunu kaldırdıktan hemen sonra, bu arada bir, ben o peçeteyi bir alayım Serpil'cim. Alacağım. Kapağının üstü mü kopmuş? Evet, evet. Arkadaşım. Evet, evet. Şimdi bunu da bir kontrol edelim. Haşlama burada misler gibi. Önce bir ne yaptık? Kuzu kolumuzu güzelce yağda kızarttık. Üzerine salçalı su sürdük. Baharatlarla tatlandırdık. İyice. Sonrasında böyle üzerine su ekleyip güzelce. Semra şu an pişirmeye bıraktı. Evet. Bu arada iç pilavımızın suyu da güzel güzel aroma halini almaya başlıyor. Yok daha tam. Wow, çok iyi koyuyoruz. Tamam. 4 tarifimiz kaldı. Bugün bol bol tarif var. Ama bak en güzel şeyi pratik pratik. Yani hiç etten korkmuyoruz. Hiç. Sertleşme olur mu, bilmem ne olur mu, hiçbir şey yok. Sadece usulüyle, tekniksel olarak devam ettiriyoruz. Usulüne uydunuz şimdi mu? Bunu tamam. Ben şunu şöyle göstereceğim, bir şey izah etmek için. Sonra ağzını tamamen kapatacağım ki suyu buhar olup kaçmasın. Tamam. Et içerisinde yağını yemeyenler için etlerini büyük olarak koyuyoruz. Yağını alıyoruz. Şu anda et kendi suyunu da bırakıyor. Yağını en son yemeyenleri, bu arada evde yemeyenler varsa onlar görmeden yaparsanız tabii. Piştikten sonra çıkartır koyarsınız bir kenara atarsınız. Ben görmeden onlara neler yediriyorum zaten. Ha, haberleri aynen yok. Bursun. Aynen bursun. Yani, bu şu anda izliyor. Ömer'le Melike de burada. Stüdyoda. Benim kızla olan. Şöyle, siz görmeden ben size neler yediriyorum. Melike, Ömer. Işte, sonra da niyeyim? Söylemesene. Olsun, onlar tamam. Artık geçti. Melike gelmiş 19 yaşına, Ömer gelmiş 17 yaşına. Ama şimdi bu arada cızırtı için hazırlık yapalım. Yapalım mı? Yapalım. Ama biz Nermin'in şeyini koysaydık. Neyini? Sen şimdi aldın gidiyorsun. Nermin'in kaşık pastası var. Bu kadar et yiyeceğiz. Üstüne de pasta yiyeceğiz. Ay. Tatlısız olmaz. Doğru. Reklamdan sonra yapacağız. Öyle mi yapalım? Şimdi kaşık pastayı yok. Getireyim şuraya koyayım. Evet, bir hızlı bir tarif daha alalım. Öyle mi? Cızırtı istiyoruz. Cızırtıda ne vardı? Şu kalkacak ama ya. Serpil. Cızırtıda ben yine bir şey istemiyorum. Çeri domatesi, biberimi istiyorum. Kekik, pul biber, tuz Kül yeter bana. Kül bastılık etimizi istiyoruz. Yani bu kol bastı gibi falan yani. Kül bastı. Yarın en popüler oldu o kol bastı dansı. Evet, değil mi? Evet, çocuklar, evet. Mocuklar, okulda, mokulda değil mi? Nasıl herkes oldu? Ben hiç yapamazdım. Bir kız falan beceriyordu, Melike oynuyordu. Bir aralar yapıyordu böyle ayaklar falan. Kerem mi yapıyordu, sen mi yapıyordun? Ne bileyim, 3 tane çocuk olunca. Şimdi biz bunu koyduk ama bizim ocağımıza sığmayacak bunlar ya. Şimdi hangi tavada yapacağız Semra'cığım onu? Var var var. Sızlık mı oldu? Yok, şimdi kafamda bir şeyler hemen üretiyorum. Tamam. Şimdi etten miyi nasıl yaparız hemen, hep pratik zeka. En son biz şey yapacaktık değil mi? Etten kokoreç yapacağız. Gördüğümüz gibi bunun biraz eti... Evet ya, kokoreç de yapacağız size. Evet, yağ bunun biraz fazla. Bunun değil yağını mi? Ben şimdi, biraz alacağım kokoreçe. Dur ben sayayım hemen. Cızırtı için gerekli malzemeler 300 gram tuzu kül bastılık efendim. 2 yemek kaşığı tereyağı, tuz, kekik. 5 adet çeri domates, 4 adet sivri biber, tuz, kimyon, pardon tuz, kırmızı soğan, maydanoz ve sumak olacak. Görmüş olduğunuz gibi malzemelerimizi hazırladık. Şimdi ne yapıyoruz? Cızırtı için hazırlık yaparken kokoreç için de bir miktar yağımızı ayırdık. Bu yağlar zararlı değil. Bu yağlar faydalı. Özellikle küçük baş hayvanı. Sen azıcık kilo almışsın sanki. Yapma, seni bıraktığım yapma, gibi değil. Yani zararlı değil dersen sen. Sen zararlı değil dersen girerim damardan.
Yani... Şey, yok almamışsın, inciciksin, dal gibisin. Elinde bıçak yani kurban oldum, fıstık gibisin. Ya şey bu pandemide biraz sabahları börek mörek yedirdiler bana. Tamam hocam. Ondan dolayı. Doğru. Ha, verirsin, ne var ki ya, iki gün spor yaptım. Kesinlikle. Kesinlikle. Ya öyle bir kararımı yaptığım zaman. Uyağı kötü yağ değil ki. Yağdım, kesinlikle değil. Tekrar söylüyorum. Vücudun sindirebileceği en kolay, en rahat yağ küçük baş hayvanın özellikle yağ. Yani büyük et hayvanın yağına nazaran küçük baş hayvanın yağı. Baş tercih ediyoruz. Evet. Yani onun sindirimi et konusunda da her zaman daha sindirimi kolay olan bir et. Şimdi. Doğruyoruz cızırtı için etini. Semra, cızırtıyı bol yap rica ederim. Bak tabloya bakar mısın? İki tarafından şöyle göstereyim elimde, bak. İki tarafından yağ kaldı. Ortadan eti ikiye böldük. Var ya, bu nasıl lezzetlidir şimdi. Hmm. Yani kafa şöyle salladım söyleyeyim. Bir güzel. Güzel. Değil mi hocam? Muhteşem diyebilirim. Bu neresi? Bu da şöyle söyleyeyim. Hani az önce ben antrikotu gösterirken büyükbaş hayvanın sırt kısmı dedim ya. Hı hı. Onun sırt kısmı, yani enseden sırt kısmı, hemen arkasında bel kısmı dediğimiz yerde. Yani bu bir böbrek yatağı dediğimiz. Böbrek yatağı. Evet. Evet. Böbrek yatağını aldık masaya. Şimdi. Ne yaptık? Böyle kestik hocam. Evet. Evet. Şimdi, bu şey olacak, pişerken şuralar biraz böyle kabaracak, şekilsizlik olmasa. Ha, o yüzden olmasa. Böyle bir dövü veriyorsun. Dövme bıçakla. Değil. Bu dövme, ben dövmeye karşıyım bu arada, onu söyleyeyim. Bu dövme değil. Hafif bıçak şeyleriyle. Böyle vuruyorlar ya. İz bırakıyor. Ben, o evet, ne? Yok. Böyle. Ya o yani şöyle söyleyeyim. Et dövülmeye gelecek bir şey değil. Dövme, biraz daha inceltme. Evet, İnceltmeyi evet. Bence. Şiddete hayır zaten. Kesinlikle öyle. İnceltmeyi hani... Bununla döverek yapmaktansa bıçakla ince kesmeyi tercih ederim. Tabii. Yani ben her zaman da öyle söylüyorum. Benim biftek döveceğini kullandığım pek görülmemiş. Şekil vermek için belki, bir şeye şekil vermek için. Anladım. Belki ağırlık tamam. Mahiyetinde kullanırım. Tamam, süper. Şimdi yağ koymadım bayram kavurmasında. Kendi yağını kullandım. Aç bakayım serpilim. Kendi yağ, kendi suyu. Oo. Kendi yağ, kendi okular, suyu. Okular mokular yayıldı stüdyoya. Kendi yağ, kendi suyu. Hiçbir şey koymuyor. Kemiklerini bile içine attı ki lezzet versin, evet, kavurmaya. Evet. Yani ziyan olmasın dedik o kemikler. O yağları içinden çıkarıvereceğiz birazdan. Sonra. Sonrası, en sonrası. Tamam. Bu burada pişmeye devam ediyor. Tereyağı istiyorum Serpil'cim. Burada canım benim. Verdim eritilmiş. Küçük bir kapta eriteyim mi, ister misin? Yok. Ay, o zaman kalmadı Semra. Tamam canım, hiç sıkıntı değil. Ben yine... Direkt orada yaparız. Çözüm, şimdi. Çözüm, hemen çözüm buluruz. Aa, biz. Sırtlarını mı koyacaksın önce? Evet. Akıllı kadın. Bakın katladı efendim. Şu şekilde açmış olduğunuz etleri katlayıp böyle üst üste koyup ızgaranın altına verdik yağlı kısmı ki oradan kendi yağını salıversin. Evet. Şimdi ya değerlendiriyoruz. Zaman aldı mı bunları öğrenmek? Tabii bayağı ki, bir bilgiye tabii, sahip. Tabii, şu tabii, an tabii, bakıyorum tabii, çünkü tabii, tabii. Bıçak tutma, etin orası burası derken bu bayağı bir yorucu bir iş aslında yani. Hem güç gerekiyor. Eğitim aldın mı? Eğitim verdim. He. Yani bu iş tecrübeye dayalı bir şey olduğu için. Evet. Bunun hani bir okulu dahi söz konusu olsa bana göre boş. Çünkü tecrübeye sahip bir şey. Tabii uygulamalı olarak yapılan bir şey. Şimdi ben ne kadar hayvanı anlatsam da görsel olarak onu elleyip onu kestiğinizde genç bir hayvanın etinin renk tonu, yaşlı bir hayvanın renk tonu, dişi hayvanın renk tonu. Onun hepsi değişiyor. Yani nasıl bu neyle? Serpil'cim şöyle de söyleyebilirim. Biz insanoğlu nasıl şekilden şekile değişiyorsa... Her yaşta farklıysa değil mi? Aynen, bu da hayvanlar için de aynı şey geçerli. Tamamdır. Bunu da öğrendik, güzel oldu. Şimdi de koyacağım ama... Da pek güzel oluyor. Çok sağlıklı, pardon. Yaşa. Hep beraber. Şey, karabiber mi karşı, ne oldu anlamadım. Ben eritilmiş yağ bekliyordum mesela. Yok değil mi? Ama çözüm ettik, hiç sıkıntı değil. Tamam. Gördüğünüz gibi ben şu anda zaten etin yağıyla şunu da biraz kısalım. Evet, evet efendim, şu an etimizin yağlı tarafıyla ilk etapta bir yağlama yaptık şöyle gördüğünüz üzere. Az bir şey üzere. Su getir, az bir şey su getir. Kavurmalar da burada güzelce pişiyor. Şuradan hiç ağzını kapatmıyorum. Açmadım. Bırak.
bitti. Su verdik, kendi buharı içinde fokurdamaya devam ediyor. Evet. Bu işlemi niye yapıyoruz şimdi? Şimdi şey mi, suyu mu koyduk? Yok, bu etin tavaya. Şimdi bu benim bu getirdiğim sırt etinin arka tarafındaki şu yağlar, bunu güzelce bir kızartacağız. Yani böyle yediğinde aroması patlayacak bir halde böyle güzel bir mühürleme işlemi. Tamam. Bu bir mühürleme işlemi. Bu arada ben misal söylüyorum, hani cızırtı yaparken biraz tereyağı döküp hani bunu sonrası yanlı sağlı sol yapacaktım. Ama olmadı, alternatif ürettik, hemen yağını direkt yapıştırdım. Harikasın. Direkt bunu yapıştırdım. Bunlar tabii şimdi ocakta da yer kalmadı. Evet. Malum şartlarla gidiyoruz. Tabii senin. Ben şunu alıp oraya bunu mu çeksem olmaz ortaya? O da olabilir ama şöyle yapalım bir saniye. Bana bir tahta verir misin Serpil'ciğim? Ben şunu alacağım, bir tahta. Yani bunu destek alacağım, bir tahta. Bunu ben kaldırayım. Zaten bu da bitme aşamasında. Evet, et işi gerçekten detay işi. Ekrandaki kıymetli izleyicilerimiz. Ben gideyim oraya. Olabilir. Evet, kapat elin yanmasını. Seni buraya. Evet, özellikle büyük göze çektik ama oradan da benim kameramanım. Ya evet ama işte ocak. Tamam, gözüküyor. Gözüküyor mu? Evet, gördüm valla. Tamam, benim etler her yerden görünür. Benim etler her yerde. Her yerden Semra'nın etlerini görüyoruz. Semra bize bugün bayram hazırlığı yapıyor. Şimdi gelirim. Bayramda kesilen kurbanları nasıl yapacağız, nasıl hazırlayacağız? Bu arada bu da sıcaktır, dikkat evet, edeceğim. Evet, elledim, ben bir test yaptım. Çok açmıyorum. Tabii, şöyle uzaktan bir bakma. Çok kenarından kaşığı sokup karıştırıyorum. Şimdi ne yapıyorum? Ne yapıyoruz kuzum? Bir. Ha. İki. Şey gibi bu, mülket oynar gibi ha. Aradan evet. Aradan. Hocam atayım böyle ben yok, ya. Yok yok yok, yeter. Yeter, sana gelince de. Ama lütfen hatırın kalmasın. Şöyle. Bir tane atayım bari ya. Gönderdim. Şöyle. Yapalım ki o da tamam, şey tamam, bu da... Soğanı severiz. Vitamindir, evet. Candır soğan. Soğan candır. Zaten tamamen doğal antibiyotik diyebiliriz. Bizim mutfağımızda et, sarımsak, soğan olmazsa olmaz. Evet. Vallahi biliyor kadın. Eti işliyor ilmik ilmik. Et yapma gerçekten sanattır. Herkes kesinlikle eti yapamaz. Kesinlikle öyle. Her et kesen kasap değildir. Çok bir yanlış. Şimdi mesela kadın kasap olur mu diye soruyorlar. Et kesmek sadece kasap işi değildir ki. Bence hani erkek olup da bu işi icra edemeyen, çok kasabım diyen çok kişi. Ama aile yapmak önemli evet, diyorsun. Evet, bunu sadece etin, eti kesmek için yapılan bir meslek olduğunu düşünürsek, Kurban Bayramı'nda kendini kesen kasapları göz önüne alırsak. Evet ya, o ne oluyor? Haberlere konu oluyor onun. Parmak demek mı gitmiyor, ki... kol mu gitmiyor, boğa mı kaçmıyor? Evet, hemen onu da hazırlayıp reklam arasına gideceğiz. Daha uzun mu burada işimiz? Şimdi cızırtının 5-6 dakikası var diyebilirim. O zaman reklamdan sonra mı devam edelim? Nasıl yapalım hocam? Reklama da alabiliriz. Alabiliriz. Yani ama şey, döküm soğumasın da diyebiliriz. Devam bence edelim. Bence dökümü hiç soğutmadan devam 5-6 edelim. 5-6 dakika içerisinde halledeceksek burada doğrama işlemlerini yapalım. Bir yandan da buraları toparlayalım biz. Ben de şey işi alacağım şurada. Ne yapacağız? Ben hiç kesmeyeyim hatta. Bir mühürleme yapayım şurada. Soğanları alayım ister misin? Tabii, onu alabilirsin. Ha, kaldırayım ayağının altında. Biberlerle bitti mi canım işi? Biberler... Kalsın istiyorsan. Alabilirsin ya. Bak şuraya alacağım, istersen gelin. Harika bir tabak hazırlıyoruz. Bir yandan biber ve domatesi özellikle koyduk ki onlar da közlensin. Böyle biliyorsunuz. Dışarıda yediğimiz yemeklerde böyle yanında közlenmiş biber, domates, soğan mutlaka olur. O da yemeğin ekstra güzelliğidir yani yanındaki evet. Yeşilliği, garnitürü. Şu soğanı peki nasıl koyacağız? Şöyle yaklaştırayım mı sonra ben sana? Evet. Domatesi de alabilirsin bence, koydum. Koydun mu domatesi? Sana istemiyorsan alıyorum bundan. Evet. Şu anda alabilirsin. Şu anda alabilirsin. Şimdi bayram kavurmamızın içerisine evet. Çok az daha su koyuyorum. Yandan yandan suyunu çektikçe ekstradan su ile ilaveleri yaptık efendim. Evet. Bir tane Serpil'cim şu biber domatesi birazdan alacağım ben. Bunlar mühleniyor. Tamam. Bir tabak alayım. Şunu vereyim mi canım? Olur. Burada. Evet.
Birazdan size çok lezzetli bir tatlı yapacağız. Aslında onun kaşık pastanın kekini koyabilir miyiz? Vaktimiz var mı? Pişsin eklem arasında diye. Peki keşke pişirelim. Kaşık pastanın diyorum kekini versek mi? Reklam arasına git. Reklamdan sonra tamamdır. Evet. Domatesler közleniyor. Biberlerimizi tersiz yapıp közledik. Bir yandan etlerimiz yağlı kısımda hala kendi yağını salmaya devam ediyor. Korkma serpim, sıkıntı yok. Ben buradayım tabii. Bu asayiş versin var. Aa, rahatım ben. Sen varsın diye. Kuryem boşta buldum. Şimdi efendim bakın yağını aldık. En keyifli kısım artık etlerimizi cızırtıyor. Bakın şöyle yakından çekelim. Düz bir zemin oluşturarak yaydık. Şu an açtık. Üstek pişirir gibi. Ya Semra ne yaptın sen ya? Bu çok farklı bir lezzet olacak. Bu gerçekten görün. Ateşler mi çıkmıyor mutfakta? Oh. Şöyle kendimi şey yap, gibi yap. Hissettim. Ne derler? Mangal alalım. Mangal başında. Aleme gittikçe mangal yapıyoruz gibi. Ha? Alem yapmayı mangal yapmışız gibi. Ne? Alev istiyoruz. Alev alev yandığımı görüyorsun. Alev istiyoruz. Etler de nefes mutfağında. Harikasın bebeğim. Süper. Çok güzel. Ya arkadaşım diye demiyorum ama becerikli kız. Semra. Vallahi becerikli. Böyle, şimdi efendim domatesleri de araya serpiştiriyoruz. Nasıl bir muhteşem lezzet geliyor. Mekanına geldiğinde insanlar sabırsızlanıyor değil mi? Tabii. Ama böyle uzun pişiyor. Şimdi kömür ateşiyle olay biraz... Bir alev daha istiyorlar. Hadi Semra ver. Şimdi yapacağız. Alev alev yandığımı görüyorsun. Hadi. Hadi. Hocam işi biliyor ya. Bakar mısın? Vallahi mangal başı oldu. Bir tabağı kaç dakikada hazırlıyorsun? Maksimum 5-6 dakika oluyor yani. Bu şartlarda yani biraz böyle de ev usulüyle gittiğimiz için. Ev usulü, ocağın halesi. Ya geçmiş olsun. Bunları da göze alacak yani. Onu geçmiş olsun Serpil. Ellerinden öper. Tereyağım neredeydi? Bir de çuvaya yaptırıveririz. Tereyağım neredeydi tereyağı? Pınarımın bir gücü var. Ooo bakar mısınız ya? Görüntü harika Semra, süpersin. Süpersin. Ayakta alkışlıyorum seni. Bir tane. Ben şöyle yapacağım. Bugün ete doyacağız. Şimdi alın. Nerede olsun? Oo. Nermin gitti senin diyet. Gitti benim diyet. Ama et proteindir. Diyet gerekmiyor. Protein diyeti yapıyoruz. Et mi buluyorum Semra? Evet. Vallahi süperiz. Tamamdır. Tamam, tabağımızı alalım mı o zaman? Bu arada kekik sevenler varsa... Evet, kekik çok güzel oluyor ya. Atalım. Taze kekik. Başka bir tabak mı verelim Serpil? Güzel bir sunum tabağı yoksa ne yapalım? Şimdi ne diyorsun? Başka bir şey getireyim mi? Olabilir ama bu... hani bunu sıcak bir şey de olabilir. Veya yok, bunun içinde yapalım diyor. Altına şey koyalım. Aynen, tahta verelim. Evet. Bu dağılırsa kötü gözükür. Evet. Getir kapattık şimdi şeyi. Kapatayım mı? Kapatabiliriz. Şimdi evet. Haydi bismillah. 7 kilo yemin ederim. Gel şöyle koyalım hocam. Şu tahtayı bir kaldıralım. Nemli. Dumanın üzerinde şu an ekranda ne görüyorsanız gerçekten burada biz iki katını yaşıyoruz. İnanılmaz güzel oldu. Hepsi ayrı birbirinden lezzetli. Şimdi çok kısa bir reklam arası yapıyoruz. Akabinde harika lezzetlerle devam edeceğiz. Hem kavurmamızı da güzelce sunumu aldık. Serpil masaya götürdü. Oradan bir bize tutsana Serpil, bir görelim o kavurmanın son halini. Aman yarabbim. Şöyle bir gösterelim. İnsanın buradan hemen yiyesi bak, geliyor. Bak. Vallahi. Şiir gibi yaptı vallahi. Semra ellerine sağlık hayatım. Kuzuyu kurda teslim etmedik inşallah orada. Biz buradayız. Yok.
Kodrolü. Arada bir iki oluyor hocam. Bir dakika, arada buhardan kıyamam ben ona. Her şeye elini sokarsan olacak. Cız annem, cız yapacağım artık. Ya bakayım, et kokoreç işte yapacağız. Evet. Et kokoreç de olmazsa olmaz nedir efendim? Şimdi hemen evet, 150 gram kuzu yağı, 300 gram kuzu eti, kekik, pul biber, kırmızı toz biber, 4 adet sivri biber, tuz, 1 adet domates, 4-5 dal lavaş, 4-5 adet lavaş, dal nereden çıktı? Ayran biberiye. Tabii yanına kokoreçin misler gibi ayran gerekli. Evet. Biz nasıl yapıyoruz kokoreçi? Şimdi hep değerlendirme yapa yapa gittik. Şimdi az önceki etlerimizden kalan kısmı, bir yandan et yapıyorum, bir yandan da bir sonraki et için hazırlıklar yaptım. Bir takım şimdi yağlarımı ben... Evet, yağlarımızı aldık. Bu kokoreç için ayırmış olduğumuz yağlar. Onları alacağım. Şöyle. Bu arada efendim iki tarifimiz var. Pastayı ben size başka bir gün yapacağım. Malzemelerimizi hazırladık ama çok güzel bir pasta. Arada böyle kaybolsun istemedim. Bugün böyle tamamen et günü yapalım. Kaşık pastaya sözümüz olsun Serpil. Evet, ilk fırsatta yapalım onu. Çünkü son dakikalara giriyoruz. Evet, güvecin içerisine aldık. Seni? Bunu da zaten bu arada şeyi de kontrol ederim biz geçmeden önce. Bir parça peçete alayım şu şeyi bizi tutmak için. Senin tarafın. Evet, biber, domates, şu an güveç tavamızın içerisine alındı. Burada da kuzumuza bakalım ne alemde kuzumuz, kuzu kol. Oo, rengi bakarız. Güzelliğine bakar mısınız? Söndürdük mü bunun altını? Gayet güzel. Zaten şıkır şıkır. Evet. Şimdi tamam. Biz iç pilavda suyunu kullanacağız. İç pilavın üzerine de kuzu kolu oturtacağız. Değil mi hocam? Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Sen söyle biz yapalım hocam. Bunu alalım bir şeye, bir tavan içerisine. Evet. Dur sonra şöyle büyükçe bir çiğ bulayım. Evet, evet. Vallahi efsanesin Semra. Bugün içi pişer mi sorusunu? Program efsane oldu. Evet. İçi pişer mi sorusunun cevabını aldım. Ben şimdi bunu böyle tutup kaldırmaya çalışsam dağılacaktır. Kemik gelecek. Ben dağılacak. De farkındayım. Dağılacak. Aynen. Dağılmasın. Güzel bir sunum yapacağız. Ben bunu başka bir şey alayım. Ama şey de sunumu da biz burada yapalım. O derini alalım şimdilik Serpil. Aa şimdilik o zaman bunu al. Bir aynen. Diğer maşayı da Serpil'cim. Diğer bir maşayı. Hemen geldim. Şimdi maşayı getiriyor. Dağılmasın çünkü. Ben sakarım yanına gelmiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Etimiz yok. Ama yanmayın. Ya bir şey olmaz. Of suya bak. Şimdi suyu da gördüğünüz gibi bu da bunun suyu. Bunu da elde ettik. Şimdi neye alsam acaba ben? Pirincimiz hazır mı? Tabii ki de hazır. Bunu kepçeyle şimdi evde pilava hani, mı verelim? Pilava. Bir, evet. Biraz daha sıcak su isteyeceğim kuzu ama. Kuzu kol bakın burada güzelce pişti. Şu an böyle kemiğinden tutsam ayrılacak vaziyette. Bakın kemikleri bile dağılıyor. Gayet yani, başarılı bir pişirme tekniği yaptık. Şimdi kalan suyunu da iç pilavda değerlendireceğiz. Bir yandan da kokoreç yapacağız. Evet. Şimdi ben alayım. Pilav için ocağımıza dikkat yer açalım. Dikkat et ne olur. Evet harikasın. Şimdi sizler hani bizim kadar böyle ateşle haşır neşir olmadınız da şimdi biz pratik olarak şimdi biliyoruz. Şimdi Serpil'cim oradan şey yapıyor. Korkuyor ama bir yandan yanacağız, bir yandan şey yapacağız. Ama biz alıştık. Tabii yana ama. Yana. Kesile kesile Serpil'cim. Şey, azıcık yanınca öyle oldu benimkisi. Helal olsun. Yok vallahi çok takdir ediyorum seni. Şuraya koyayım mı bunları Nermin? Çıkar mıyım ya da? Ne o? İç pilavımızın. İç pilavını kokoreçten sonra alalım bence. Tamam, evet çıkarmayayım öyleyse. Çünkü seneler önce de tanıdığımda böyle bir hayran kalmıştım. Hem bilgisine... Hem kendini geliştirmesine. Şimdi de bugün ekstra perşemlendi. Çünkü uzun bir ara olabilir. Olmuştu görüşmeyeli. Evet. Maalesef şeyde pandemi de pandemi de bizi sarstı ve yordu. Şu an şimdi efendim gördüğünüz üzere kokoreçe geçtik. Evet biraz hızlı yapalım. İç pilava da geçelim diyoruz. Bir yandan çünkü yetmeyecek dakikamız son dakikalar. Ben iç pilav için gerekli olan malzemeleri sayayım efendim. Bir çay bardağı soyulmuş badem. Yarım çay bardağı kuş üzümü, 2 su bardağı pirinç, yeni bahar, karabiber, maydanoz ve tuz. Bu aslında etlerin yanında olan klasik bir iç pilav. Hem çok lezzetli oluyor değil mi hocam? Muhteşem bir şey. Hem yani de? Tam böyle hani bayram sofrası dediğimiz o ambiyans yaşanacak. Tamam pilavımızı nerede hazırlayalım? Bir pilav tenceresi versin evet, Serpil'cim bana. Sürdürüyor. Tuzlu suda beklettik pirincimizi ki böyle tane tane ışıl ışıl olsun.
yağları özellikle ayırıyoruz. Biz aslında bugün et kokoreç yapıyoruz değil mi? Şu anda etten kokoreç. Yani vallahi en sevdiğim. Normalde kokoreçi yemem. Yani çok mutlu oldum etten yapacağın için. Bağırsaktan evet. Yiyemiyorum. Haz etmeyenler oluyor. Evet. Bunun için ne yapıyoruz? Hemen çözüm. Bakın yapıyoruz. Etin yağ tarafını aldık. Minik minik doğradık. Şimdi diğer kalan kısımları da ama senin etin de çok güzel. Yani benim etlerim zaten. Lokum gibi baksana. Daha bıçağı değdiriyorum şey oluyor. Tereyağı koyuyorduk değil mi? İç pilavda. İç pilavda tereyağı bunda gerek yok. Tamam ne koyalım yağ kavurmak için pirinci biraz? Çok az bir şey yapalım. Çünkü, sıvı yağ. Şimdi tereyağı pilavda her zaman en son atıyoruz. O yüzden sıvı yağ. Hı hı. Tamam. Sıvı yağ veriyor musun Semra'cığım? Nasıl canım? Sıvı yağ veriyorum. Çok hafif. İlk etapta neyle başlayalım burada? Bademleri önden bir kavuralım mı? Üzümleri, bademleri. Hadi bizi sen yönlendir. Bademleri haşladım, soydum. Tamamdır, sıkıntı yok. Pirinç, hepsi pirinçle beraber atacağız hepsini. Hepsi pirinçle, tamam o zaman evet. Pirinci başta atayım ben. İç pilav yapıyoruz şöyle. Önce yağ da kavuracağız. Nermin'cim, Nermin de bir pilav yapar. Ama o bir şey yağ koyduk sanki. Biraz fazla oldu galiba. Ben ona bakamadım. Sen o elini yaktın. Daha yaklaşma. Sıcağı geldikçe acayip acıyor biliyor musun? Yaklaşma daha. Evet şöyle güzelce bir pirinçlerimizi. Şimdi bunun yağ biraz fazla olduğu için burada da yağ olduğu için buradaki yağ az kullanacağız. Geri kalanı sıcak su temin yapacağız. Bence de çünkü yağ biraz fazla. Alsa mıydım oradakini? 2 bardak koyduk pirincimizi değil mi? Evet evet. Tamam. Evet, evet. Şimdi 4 bardak sıcak su ilave edeceğiz. Bunun 2 bardağını alırız ya da 1 bardağını alırız. Bir sonrasında de üzerine olarak. Üzüm, badem değil mi? Bunları hepsini şey alırım. Şimdi katıyoruz. Tamam hemen. Bademlerimiz niye böyle karardı, şey kavrulmuş gibi? Su dışına çıktığı için. Kavrulmuş bir badem de değil ama. Evet. İlk defa böyle bende. Şimdi suyu yedi, ıslandı. Sonradan genelde dışarıda havada fazla şey oluyor. Evet, şöyle güzelce bir kavuruyoruz iç pilavımızı. Şeyimiz nerede? Yeni baharımız nerede? Orada hepsi. Yeni bahar. Pilavın yeni baharı. Bir yandan kokoreç için efendim yağlarımızı eritiyoruz. Bir yandan yeni baharı ekliyoruz. Pirinç pilavımızın üzerine başka ne yaptık istersen. Burada efendim? Karabiber. Yağ aldık. Pirincimizi evet, güzelce tuzlu suda bekletmiştik. Onu aldık. Dolmalık üzüm ilave ettik. Bademlerimizi koyduk. Yeni bahar, karabiber. Hepsini şuradan. Şöyle bir harmanlıyoruz. Hepsini en baştan koyduk. Hepsi birlikte kavruluyor. Değil mi? Evet evet. Hepsini beraber şimdi suyunu ilave edeceğiz. Sıcak suyumuz hazır mı Serpil'ciğim? O da hazır. Ölçü göstermek için yani 2 bardağı şu tuzumuz. Tamam. Ben şuradan böyle tatlı tatlı biraz alayım bir su bardağı kadar. Şöyle. Artık hani suyunu ilave edebiliriz onu. Yağlı olduğu için şuradan bir su bardağı gerisini normal su kullanacağım. Evet evet. Evet. Oh mis gibi. Şöyle. Tamamdır. Evet, iç pilav da hazır. Şu an kapağını kapatalım. Tatlı tatlı demlensin. Yeterli değil mi hocam? Yeterli, yeterli. Kokoreçe gel efendim. Aman yarabbim. Aman yarabbim. Semra, kadın kasap bizim Kanal 7 ekranlarında gerçekten şu an harika görsellerle mutfağımızı coşturmaya devam ediyor. En çok sevdiğim şey aslında eti birçok yöntemde pişirebiliyor olmak. Ve bütün püf noktalarını gerçekten dikkatli bir şekilde uyguluyor olmak. Semra da bugün bize çok gerçekten inanılmaz katkı sağladı. Bayram öncesinde böyle bir program çok iyi oldu. Hayat kurtaran teknikler yani, diyebiliriz. Normalde ben kokoreç yemem ama şuna mest oldum şu an. Evde de yapacağım. Yağlı kısmını aldık. Yağları önden bir erittik. Evet. Sonrasında efendim etlerimizi koyduk. Bir anda önden şöyle gösterelim. Domates ve biberi şey yapmıştık. Güzelce közlemiştik. Şu an o közlediğimiz domates ve biberi minik minik doğruyoruz. Önden bir lezzetlendirdik. Yani ışıl ışıl bir program oldu gerçekten. Çok içime sinen. Harika bir program oldu bayram öncesinde. Böyle her yerde
lezzetleri coşturmaya devam ediyoruz. Vay 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 vay. Güzellikler yakanızı bırakmasın kıymetli izleyicilerim. Semra Hanım sizin de aynı şekilde. Bir mukabil diyelim. İnşallah güzel bir bayram da olur. Amin inşallah. Artık hani sarılmayı özledik. Özledik. Vallahi el öpmeyi özledik. Yani vallahi, inşallah o günlerimizi tekrardan nasip etsin inşallah. Hepimize. İnşallah. Oo çok güzel. Bakar mısınız biberi? Tık 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 tık. Harika. Minik minik bak. İşleyen demir pas tutmaz efendim. Semra da bunun en güzel örneği. Kullanmayı bildikten sonra bıçağı her türlü şeyi yaparsınız efendim. Pilavımız pişiyor. Et kokoreçimiz hazırlanıyor. Biberlerimiz, domateslerimiz minik minik kıyıldı. Kuzu kolumuz için burada efendim pilav hazırlıyoruz ki pilavın üzerine kuzu kolumuzu oturtacağız. En çok evet. Sevdiğim tablo mutlu son. Yani masa, birazdan masada buluşacağız. Şimdi evde kokoreci bunu normal tavada da yapabiliriz. Evet. Burada dökümde yaptık. Dökümün malum sağa sola biraz böyle yağ sıçratma meselesi söz konusu. Aynen. Şimdi bunu ufak ufak doğradık. Çok bu güzel bir kavruldu. Tereyağını alma şansın var mı Serpil'cim? Tabii. Aa, tabii ki de. Ver tatlım bana. Al. Şimdi ben biberi... Ne kadar koyacağız bebeğim? Yeter. Şöyle bir yemek kaşığı kadar ekledik. Normalde bu tereyağını başka bir kapta da eritip, eritim şekilde de dahil edebilirsiniz. Olur. Ama böyle de güzel bence. Yok böyle de. Yani tereyağı zaten çok kızartılacak bir şey değil. Yani onu da söyleyeyim. Böyle yanacak bir şey. Bakar mısınız? Üzerinde ne güzel böyle cızırtamaya başladı. Etlerimiz karamelize olmaya başladı. Verdik mi pul biberi? Şimdi aman tereyağını sana koydum. Tereyağının rengini değiştirdik pul biberiyle. Hamdolsun verdiğin nimetlere. Hamdolsun. Amin, amin, amin. Gerçekten her şeyi bize öğretip yol gösteren Rabbime şükürler olsun. Nermin'cim bir saniye. Of. Şöyle biraz... Pidemizi attık. Buhar uçmadan. Et kokoreç. Biraz şöyle hem pide burada şeyleri lavaşlarımızı da şey yapalım. Tamam. Yumuşatalım hem ona da pulo lezzet verelim. Yapacağız bunları? Yani programdan sonra güzel bir götürme operasyonu olacak götürme yani. Götürme yapacağız tamam. Tamam. Harika gözüküyor. Evet kokoreç hazırlandı. Şu güzellik bambaşka. Şöyle sunum tabağını vereyim mi? Yok bir. Son 1-2 rötuş yapacağım. Rötuş tabii önemli. Makyaj detayları. Evet kekiğimizi de verdik mi? Et kokoreç hazır efendim. Allah efsane. Ben bunu deneyeceğim Semra mutlaka. Bu muhteşem bir şey. Bu efsane oldu. Bakar şöyle, mısınız? Bir saniye. Tuzuydu da kekiğiydi. Harika zaten sen beni öldüreceğim. Allah'ım canım hoş gelmişler. Ay. Sen beni öldüreceğim. Evet, domatesi de verdik. Olayız. Kadın gibi kadın derler ya işte Semra söylenecek tek laf. Çok teşekkür ederim. Kadın. Maşallah arkadaşım. Ben de seni takdir ediyorum, çok da beğeniyorum. Allah her zaman razı için. Olsun. Allah razı böyle olsun. Böyle mücadeleci her kadın, tabii, her şeyi başarır. Kadın kadına destek olmalı. Tabii ki. Köstek değil bakın. Yapamıyorsanız yapmaya çalışın ama hayatınızdaki kadınların da değerini bilin. Çünkü en iyi örnek yine kadınların birbirine sergilediği örneklerdir. Şunun tabağını alayım. Kesinlikle. Yanlış mıyım? Kesinlikle. Yani. Kesinlikle. Oturanı yatanı kimse sevmez efendim. Can, üreteceğiz, evet, çalışacağız ve başaracağız. Semra senelerce emek vermiş. Daha küçük yaşlarda kasap dükkanlarının vitrinlerini izlerken anne babasından belki çok tepki aldı. Yapamazsın dedi. Edemezsin dediler. Yaptım. Ama yılmadı. Yaptım. Yılmadı. İşin çok en ince detaylarına kadar öğrendi ve şu an bugün geldiği konum ve nokta ayakta alkışlanacak bir nokta. Hiç kimse küçümsemesin efendim. Çalışırsanız siz de yaparsınız. Kesinlikle öyle. Evet. Tamamdır. Bu da tamamdır. İstiyorsun canım. Harikayız. Ben artık tabağı alabilirim bunu. Ben artık alabilirim. Bir kepçe gibi tabak, bir artık geniş bir kaşık tamamdır var mı? Ya da bunu alacağım. Şöyle alayım. Burada ben pilav alabilirim. Pilavı mı yapacak? Aynen.
Sıkıntı yok. Dur, ben size şunu vereyim. Şöyle bakın, Semra, bir pilavı da göz atalım. Şöyle. Nasıl bir şey vereyim, şu vereyim, şu vereyim. Yani şu. Şu, bunun demiri falan var mı şuna? Evet var, dur. Hemen tamam. Vereyim, şunu vereyim. Sen, sana. Bu tenceremizin dibi mi bozuldu bizim? Ne canım? Tenceremizin dibi mi bozuldu? Yok, niye? Değil aslında, biliyor musun? Bugün özel, kavurduk diye herhalde. Namin kolum çok acıyor. Acır. Beni hastaneye götür. Ne yaptı biliyor musunuz? Ekran başındaki beni değerli hastaneye... izleyicilerim. Şefkatine ihtiyacım kapağı var. Kapağı açarken, şu büyük tencerenin kapağını açarken buharına verdi ve kolu yandı. Böyle de paniktir, böyle de candır ama beni hastaneye götürün kıymetini bil. Şu an şefkatine ihtiyacım var. Kolum yandı. Biliyorsun, anne şefkati ver. Ağlayasım geldi. Neyse ki krem çok sürdük. Kötü yaktın ama ya. Krem sürdük. Çok kötü yaktın. Ya burası biraz ya hassas. Ya o buhar yanığı en kötüsüdür. Çok kötü, yani. Çok kötü. Ben hani normal yanıktan beterdir buhar yanığı. Öyle. O... Ağlamam geldi. Bence yoruldun sen, ondan ağlaman geldi. Yok, gözlerimiz ferpecir okuyor. Evet efendim, et. Evet, bu da tamamdır. Kokoreç. Buyurun efendim, karşınızda işte. Yaptık, en güzel şekilde sunduk. Şimdi son pilavımız olarak kaldı. Pilavımız demleniyor. Pilav demlenirken de biz de şimdi sunuma hazırlayacağız. Pastamız vardı ama onu böyle detaylı bir şekilde anlatmak istediğim için başka bir programa erteledik. 10 dakikada bize ne yapabilirsin burada? Bir hemen bunun yanına güzel bir söğüş yapalım. Sumaklı söğüş yapalım. Yapalım. Soğan bir söğüş. Bir soğan alalım o zaman. Süper, burada soğanımız var. Ben konuşurken onu kesiyordum. Şurada tahtam tatlım. Evet. Semra, sana tahta veriyorum canım. Sumaklı söğüş yapıyoruz. Aldım efsane lezzetler. Ha, öyle mi? Tamam, Nermin Nefes Mutfağı'nda bayram öncesi sizler için hazırlanıyor. Gerçekten dop dolu, kıpır kıpır bir program oldu. Kaçıranlar olursa Nermin Nefes Mutfağı Instagram hesabımız, Nermin Nefes Mutfağı Kanal 7 YouTube sayfamız. Buralardan detaylı bir şekilde izleyebilirsiniz. Semra da yakından tanımak isterseniz mutlaka bir araştırın. Çok güçlü, kuvvetli, kendi mekanını açmış, ayakları üzerinde duran harika bir kadın. Çok teşekkür ediyorum. Bir mukabil diyorum. Aynı evet, dileklerimle. Soğanlarımızı doğradık. Güzel bir yanına şöyle dedik ki soğanlı, sumaklı. Neydi bunu servis yapalım? Onu küçük böyle bir güzel bir küçük, yayvan. Yayvan da olur ama küçük bir şey. Küçük bir şey de yapalım. İçerisine bence böyle biber de koyalım birazcık. Koyalım mı? Gerek var yok, mı? Yok yok. Yani şöyle görselde koyarız. Tamam. Ama... Bunu bir sumakla yoğuracağım ben çünkü. Sumakla bir ovacağız. Evet. Efendim. En küçük bir hayvan bir kabı buldum. Olur olur, o da olur. Güzel. Ver tatlım. Şöyle. Güzel. Her şey çok güzel işledi. Şıkır şıkır tertemiz oldu. Pilavımızı da sunum yapacağız. Serpil, o pilava bir bakar mısın? Niye oldu? Ben anlam veremedim aşkım. Ben sana... O tencere bozulmuş bence. Kenarda bak, içinde. Ha. Ne, ben bakamadım. Yok, kaşığını. Dur. Kaşık. Neden öyle buraya oldu? Koydum bunlar. Yağından herhalde biraz ya, fazla. Çok şey oldu. Güzel oldu işte. Yok, güzel olmuş. Gayet şey olmuş bir saniye. Sen dur. Hatta bunun kıvamı da gelmiş. Dur, dur. Bu şimdi şey olacak. Onu sen tabağa çekelim orada bence. Elini yaktı. Kıyamıyorum da. Şey var, üzüm biraz şey ya, tatlı ya. Pişmiş mi sence? Bence pişti. Onun yağını o şimdi demini alacak. Yok, üzümden. Pişmiş mi? Gayet güzel valla. Tamam. Bir saniye ama bitmedi. Pişmiş, bitmedi. Bitmedi mi? Bitmedi. Bir söğüş yapana kadar o bir dem... Tamam, o demlensin. Ben onu? Kapatayım mı altını? Şimdi şöyle yapacağız. Heh. Aa, sıcakken. Bakalım. Sıcakken maydanozlarını... Şimdi üzerine. Altını kapatmaya geldik ya. Hı. Dur. Hı. Hı. Maydanozları koyduk. Azıcık evet. Al dente bir et yapsaydım da yeseydik. Ne yapsaydım? Adante. Yani ben şeyi çok az pişmiş et seviyorum. Tamamdır. Evet, maydanozlarımızı koyduk. Altını evet. Kapatıyorum hocam. Kapatabilirsin. Tamam. Bitti. Burada demlenirken biz burada söğüşümüzü yapıyoruz. Söğüşü geçtik. Bunu da kaldıralım. Sunum yapacağız. Artık biraz hocam. Buraları toparlayalım. Masa tarafına doğru yöneleceğiz. Şöyle. Aletler burada, merak etme sen. Onlar... Asaki, Berkemal. Hiç, tamam. Hiç sıkıntı yok sen. Yani yeter ki kızma bacım. Yok. Her şey hazır. Ben kadınlara asla kızmıyorum. Canımsın. Ama çalışmayanlara çok kızıyorum. Gerçekten.
Tamam, yapacağız şimdi kuzumuzun sunumunu. Evde basit, pratik. Ne güzel oldu öyle ya, bak. Bu da tamam. Tam diyet yemeği gibi vallahi, mis. Bu da tamamdır. Serpil'cim elini yaktın, sana yardıma da geldim. Bunun da sunumunu yapalım. Çünkü son 5 dakikaya girmişiz. Tamamdır. Reklam diyeceğiz. Reklam demeden önce... Şöyle. Pilavımız tamam değil mi? Pilavımı aldım. Efendim bugün çok yoğun, çok hızlı bir çalışma yaptığımız için biraz ortalık dağılmış olabilir. Genel olarak böyle biliyorsunuz çalışmıyoruz ama malum et olunca, işin içine yağ ve ocak girince her yer dağılıp batabiliyor. Lütfen kusurumuzu hoşgörüyle görün efendim. Şöyle karıştıralım. Şöyle. Of, harikayız. Maydanozları da içine verdik. Tamam. Ben geliyorum. Ben geliyorum. Sen gel hocam, top senin. Buyurun. Şimdi hazırlamış olduğumuz iç pilavı şöyle güzel yayvan bir sunum tabağımızın içerisine Semra alacak. Şöyle. Kendisi zaten bu işin artık ispatlanmış uzmanlarından. Her yiğidin harcı değildir efendim böyle güzel yemekleri. Sadece kaç dakika içerisinde hazırladık? 100 dakika içerisine sığdırmak birbirinden renkli ve güzel önerilerle. Ben en çok pratikliğini çok sevdim senin. Bir de evde yapılmayacak lezzetler değil. Bütün herkes evde rahatlıkla yapabilir diye düşünüyorum. Kesinlikle. Yani zor gibi görünüyorlar. Keza pratiğini bildikten sonra her şey kolay. Bu şeye benzer. Herkes kavga eder ama karateci tekniksel, hiç kendisini yormadan tak 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 bitirir. Herkes işte böyle kavga eder ama... Karateci tekniğini bilerekten tak 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 ya, bitti. Harikasın. Vallahi bayıldım. Tuttum bunu da. Şimdi elimde şunu da ben alacağım artık. Al hocam elinle. İç pilavımızın orta kısmına da kuzu kolumuzu koyduk. Ve afiyet olsun. Diyecek söz yok efendim. Dakikalar gerçekten bizim için işledi ve güzel işledi. Ne yaptık? Bir anda... et kokoreç hazırladık. Gerçekten hani normalde kokoreç sevmeyenler için çok güzel bir öneri etten, oldu. Evet, bağırsaktan değil, etten. Araya şey sıkıştırdık, sumaklı bir salata yaptık kokoreçle beraber servis edilmesi adına. Ve burada da efendim programın ilk başında güzelce sosladık. Dinlendirdik tabii. Kuzu kolu. Kuzu kolumuz dinlenmişti. Evet. Güzel bir salçalı sos yaptık, buladık. İlk etapta bol yağda önlü arkalı güzelce kızarttık. Mühledik, sonra içerisine su koyup evet, yaklaşık bir 40-50 dakika o suyun rahat, içinde. Evet evet. Kendine pişti. Bir pişti. Saat minimum 1 saat 15 dakika maksimum 1,5 saat dedik. Bu görmüş olduğumuzda zaten 1 saat 20 dakika falan oldu herhalde. Oldu mu o kadar? Ne kadar oldu? Hı-hı. Bir saat oldu, ne oldu? Bir şey oldu. Biz akışa evet, verdik kendimizi ama. Bir de şöyle bir şey soracağım Semra'cığım. Şöyle deneyeyim ben. Son olarak da senden reklam öncesinde şey istiyorum. Hanımlar kurban geldiğinde tamam aldılar tepsilere, dinlendirdiler. Evet. 24 saat bu dediğin gibi sertlik, mertlik işte geçti. Sonrasında bu dolapta nasıl saklasınlar? Şimdi... Ya dağıtacağız tabii, önceliğimiz dağıtacağız her eve. Bunun biliyorsunuz amacı zaten Kurban Bayramı'nın amacı dağıtmak. Kendi dolabımızı doldurmak değil. Bunun altını öncelikle çizelim ama tabii paylaşım ki hak olan da üçte birini almaktır efendim. Biz o üçte birini aldığımızda nasıl dolaba saklayalım ki şey olmasın. Ya şimdi ziyan olmasın etimiz. Bunun için ben yine bunun için de bir örnek getirdim. Ah süpersin bak. Şimdi bu bizim hani kendi kasabımızda kullandığımız buzdolabı poşetinin başka bir versiyonu. Plasker. Bundan birkaç tane istiyorum senden. Güzelmiş. Tabii ki. Vazalıyla. Şimdi yaparken de iyi oluyor. Tabii tabii aynı. Şimdi bunu şöyle düşünelim. Buzdolabı poşeti. Malumunuz bunu her yerde herkesin bulması mümkün değil. Evet, tabii. Evet, yok. Buzdolabı poşetini kenarları hani bıçakla kesersiniz. Bu şekilde. Şimdi kıymayı koydunuz. Hı-hı. Kıymayı koyduktan sonra çok yani dolapta da yer açmak adına. Hı-hı. Çamaşır katlar gibi eti katlayalım şimdi. He. Şimdi buzdolabını şey düşünelim. Gardolabımız. Hiç kıyma yok elimde değil mi? Ya, şu anda yok ya. Yani. Tamam. Kıymayı koyduk. Tamam. Güzelce şöyle koydunuz. Üzerine bunu kapatın. Ben hani ben programın ortalarında da söylemiştim ya. Ben biftek hani et dövme işini sadece şekil vermek için evet, şey varım ya. Evet demiştin. Böyle bir ağırlıkla bunu böyle güzelce yiyelim. İnce. Düzlüyorsunuz. Düzledi. Evet. Düzlendiği zaman şu ağzını kapatın.
bir hava almasın. Tamam. Buzun içerisinde çünkü başka... Kıymaları çektirdik, evet, etlerimizi. Kokular, tatlar birbirine karışmasın. Zaten bu kıyma olduğu için daha rahat bir şekilde alınacaktır. Tamam. Sonra misal söyleyeyim, şöyle bir kat yapın. İnce oluyor, yerde kaplanıyor. Tabii. Sonra bunları kat. Ben onu buzdolabı poşetinin içine koyup böyle düzeltip hiç yırtmadan da yapıyorum. O da iyi olur. Tabii tabii. Buzdolabı poşetinde de yine aynı şekilde olur. Bunlar benim kisi söz başı. Sizin ev usulü, evet, güzel. Güzel bu kasap usulü. Sonrası... yine aynı şekilde bunu buralar yuvarlayacak şekilde yaparız. Mesela onu yapmak istemiyorlar ya da şey olaraktan. Bunu yine el yardımıyla da basaraktan sonra kat, tekrardan katlanma olaraktan. Çok iyi. Bu da yine aynı şekilde. Bu harika. Kuşbaşı için de yine buzdolabı poşetlerine koyuyoruz. Tamam. Ağzını hemen kapatmıyoruz. İlk önce havasını biraz boşlukta kalsın, havası gitsin. Tamam. En son mesela şöyle bir masanın kenarında kuşbaşını yine elimizde böyle yayıyoruz. Bu esnada ağzını bağlıyoruz. Yine kuşbaşılar da ince bir şekilde rafımız, dolabımızda yerini alıyor. Vallahi süper, harika. Evet. Bu güzel detaylı püf noktalarını da verdik efendim. Şimdi ne yapıyoruz? Çok kısa bir reklam arası diyoruz. Akabinde harika bir masayla karşınızdayız. Bayram arifesinde bayram gibi bir sofra hazırladık. Kurban bayramında etlerle neler yapılır? İnanın en ince detayına kadar paylaştık. Mutlaka kaçıranlar da yeni açmış olan izleyicilerimiz YouTube'dan ve Instagram'dan bizleri takip etsin. Harikaydı. Bilecek tek bayram. Kelime yok. Bayram gibi bir gün. Bayram yaşamak gerekliydi. Ama şimdi ben bir şey dedim ya... En iyi eti kasaplar yer. İyi bir et yemek istiyorsanız kasap bir dostunuz olması lazım, değil mi? Benim var. Geçmiş ben olsun. Ona gideceğim. Neyse. Geçmiş olsun. Yerim seni. Eline koluna sağlık. Harika bir sofra oldu. Evet. Vallahi özellikle izleyicilerime göstermek istediğim şu kuzu kolun pişmiş detayını şöyle göstereyim, bakın. Zaten bir de soğumasına rağmen o kadar güzel ki. Ayrılıyor. Neler yaptık, bir anlatır mısınız? Tabii ki. Şimdi. Burada. Bu şeydi, dana antrikot. Evet. Bu dana antrikot, domatesi dana antrikotumuz. Kuzudan yaptık, bağırsak yemeyenler için etten kokoreç yaptık. Aynen. Yani etten kokoreç de artık yenilebilir. Evet. Kuzu kolumuzdan çok güzel, altında bayrama özel, kendi suyuyla yapmış olduğumuz iç pilavlı kuzu tandırımızı yaptık. Dağılıyor efendim, evet. Efsane. Kuzu cızırtı yaptık. Külbastılığı dediğimiz kuzu sırtı etinden elde ettiğimiz mis muhteşem gibi alevlerle şov yaparak da güzel bir şey yaptık. Ve de bayram kavurmamız. Bayram kavurmasız olmaz dedik. Bayram kavurması da hazırladık. Şimdi efendim biz bunların hepsini yiyeceğiz. Yiyeceğiz. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Kalabalığız da siz burada. Siz şu an sadece kamera önünde iki kişi görebiliyor olabilirsiniz ama kamera arkasında burada baya bir ekip var. Ekip candır, hep birlikte tüketeceğiz. Evet. Öncelikle tekrardan çok teşekkür ediyorum geldiğin için. Ben de. Eline, koluna, diline, kalbine, ruhuna sağlık. Çok teşekkür ederim. Allah yolunu açık etsin. Çok amin becerikli inşallah. Bir hanımefendisin. Allah gerçekten razı olsun. İşinde, gücünde başarılısın. Ben kadın girişimcilere çok destek veriyorum. Bir derdin, bir sıkıntın olursa hep buradayım ki benim de öyle aynı, ben biliyorum. Aynı. Bir teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Şimdiden bayramınızı kutluyorum. Herkesin ağız tadında bir bayramı olsun dileğim. Amin. Inşallah. Allah razı olsun. Ben de kalkıyorum efendim. Bugünlük de sona geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Etler gerçekten yerini bulduktan sonra kendinize ayırabileceğiniz etleri de nasıl saklayacağınızı en ince detaylarına kadar verdik. Ne diyorduk her zaman? Evimizden neşe, bereket, huzur hiçbir zaman eksik olmasın. En kötü günümüz böyle olsun. Rabbime emanet olun, sevgiyle kalın. Kucaklıyorum hepinizi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.